Siz. Sayın TÜRMOP yöneticim Muharrem Kaya, saygıdeğer meslektaşlarım ve siz sevgili konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz bordro işlemleri ve SGK'ya dair doğru bilinen yanlışlar konulu seminerimize hoş geldiniz. Meslektaşlarımız İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı Sayın Özlem Pala ve Komisyon Sekreteri Sayın Ergün Demirci'nin sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendilerinden konuya dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli meslektaşlarımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Seçil Bayram'ı kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuzun katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz seminerimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk Anıtı önünde çelenk törenimiz ve basın açıklamamız ile kutladık. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Laik, demokratik ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilk adımı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan 19 Mayıs 1919 tarihinin 104. yıl dönümünü sizlerin de huzurlarında bir kez daha kutluyor, Ulu Önderimiz ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Sözü sunumlarını yapmak üzere değerli meslektaşlarımıza vermeden önce oda olarak önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz etkinlikler hakkında kısaca bilgi vermek ve sizleri etkinliklerimize davet etmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, 27 Mayıs Cumartesi günü yine bu salonda sermaye azaltımı türleri, eş zamanlı azaltım ve artırımın vergisel boyutları konulu seminerimiz için bir araya geleceğiz. Ticaret Mevzuatı Komisyonu Başkanımız Sayın Kasım Çapraz ve Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa Özden Düzgün'ün sunumlarında gerçekleşecek olan seminerimize de katılımlarınızı bekliyoruz. Bildiğiniz üzere her yıl bahar aylarında odamızın sanat gruplarında yer alan meslektaşlarımızı sahnede izlemenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Odamız Türk Halk Müziği Korosu ile Türk Sanat Müziği Korolarının konserlerini geride bıraktık. Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Komisyonumuzun katkılarıyla düzenlediğimiz sanatsal gösterilerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. 1 Haziran Perşembe akşamı BOOP Auditorium Salonu'nda Timur Torgay Eğitmenliği'ndeki Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Halk Dansları Topluluğumuzun halk oyunları gösterisini izleyeceğiz. 3 Haziran Cumartesi akşamı ise Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda Erdem Erdoğan yönetimindeki Odamız Tiyatro Topluluğu'nun Ota Gargara adlı oyunu izlemek için bir araya geleceğiz. Tüm bu sanatsal faaliyetlerimizin bilet satışlarından elde edeceğimiz gelir, ihtiyaç listelerini bizlerle paylaşan okullarımıza bağışlanacaktır. Sanat gruplarımızda görev alan meslektaşlarımızı desteklemek ve emeklerine saygımızı göstermek adına sizleri de gösterilere katılmaya davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sözlerime burada son verirken düzenlemiş olduğumuz seminerimize katılarak bilgi birikimini bizle paylaşacak olan değerli meslektaşlarımız İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuz Sayın Özlem Pala ve Komisyon Sekreterimiz Sayın Ergün Demirci'ye teşekkür ediyor. Seminerimizin faydalı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Evet.
Oda Başkan Yardımcım Sayın Seçil Bayram'a açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de sunumlarını yapmak üzere değerli meslektaşlarımı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Öncelikle hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Açıkçası bir tatil gününde ki 3 günün birleştiği bir tatil gününde bu kalabalığı görmek gerçekten çok mutluluk verici. Umarım ayırdığınız zamana tatilinizden feragat etmeye değecek bir seminer olur. Heyecanımız için şimdiden bizi mazur görünen hanım bu kürsü insanı çok heyecanlandırıyor. Ama bu heyecanı yaşamak da, bilgileri aktarmak da size çok keyifli bir duygu. Seminerlerimiz aslında devam edecek. Meclis konuşmalarında ara ara buna yer veriyorum. Belki takip edenleriniz vardır. Şu an aslında biraz bir girizgah semineri olacak diyebiliriz. İşte bordrolama birçoğumuz belki biliyoruz ama yine bir üzerinden geçmekte fayda gördük. Bordrolamayı anlatacağız. SGK'ya dair doğru bilinen yanlışları anlatacağız ama biz bu slaytı hazırlarken onun işin içinden çıkamadık. Çünkü mevzuat o kadar geniş, o kadar çok yanlış bilinen var ki belki bu ileride teşviklerle ilgili ve benzeri seminerler yaptığımızda da arkasını ekleyebildiğimiz konular olabilir. Sizlerden ricamız seminerin bitiminde sorularını sorarsanız daha güzel olur, en azından daha hızlı yol almış oluruz. Bu arada bugün aynı zamanda ben de farkında olmadık aslında günü koyarken ama 20 Mayıs Uluslararası İnsan Kaynakları Günü'ymüş. Birazcık seminerin gününde manidar olmuş aslında, güzel olmuş. Dedikten sonra daha fazla zamanınızı almadan seminerimize başlayalım. Şimdi iki bölüm halinde geçecek seminerimiz. İlk bölümün sunumunu ben yapacağım. İkinci bölümün seminerini Ergün Bey sunacak. Şöyle geçelim. Öncelikle bir personel mevzuatından geniş, şöyle bir genel anlamda bahsetmek istedik. Zaten dediğim gibi belki bildiğiniz konulardır ama gene burada bir üzerinden geçelim. İş süresine baktığımız zaman haftada 45 saat uygulanması gereken bir süre. Hafta tatili kavramına baktığımız zaman ise haftada 6 gün çalışılıyorsa 6 günün devamındaki 7. gündür. Eğer haftada 5 gün çalışılıyorsa o zaman 6. ve 7. gün dahil edilebilir ama şöyle bir durum var. Cumartesi çalışmayı çok sevmeyen bir insan olaraktan cumartesinin tatil olup olmadığı ile ilgili mesela kanuna baktığınız zaman cumartesi tatil günü değil. Ancak haftalık 45 saate siz günde 9 saat çalışarak tamamladığınız zaman, yani 9 çarpı 5 dediğiniz zaman zaten 45 saati tamamlamış oluyorsunuz. Bu durumda cumartesi günü de boşa geçen süre olarak size tatil veriliyor. Ama aslında tatil değil, sadece boşa geçiyor. Sürenizi tamamladığınız için gitmenize gerek kalmıyor. Ama 6 gün çalışıyorsanız, o zaman 45/6 dediğiniz zaman günlük çalışma süresi 7,5 saat oluyor. Dolayısıyla sadece pazar günleri tatil yapabilir duruma geliyorsunuz. Şimdi burada bir de şu durum da var. Tabii sizler 7,5 saat, daha doğrusu hepimiz 7,5 saati 7,5 saat olarak değerlendirmiyoruz. 9 saatte 9 saat olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü bunların üzerine bir de ara dinlenmeler ekleniyor. Ara dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmıyor. Dolayısıyla siz hatta şöyle o kısımdan da bahsedelim. Ara dinlenmeler eğer 4 saatten daha az çalışıyorsanız bir iş yerinde işveren size en az 15 dakika ara dinlenme vermek zorunda. 4 saat ve 7,5 saat arasında çalışıyorsanız en az yarım saat ara dinlenme kullandırılması gerekiyor size. Bu yarım saati böle de bilir işveren. Yani 15 dakika bir 15 dakika bir gibi de bölebilir. Bu durumda şimdi siz 4 saatten fazla çalıştığınız 4 saat ve 7,5 saat arasında çalışmak zaten 6 gün çalışıyorsanız 7,5 saat çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ara dinlenme olan yarım saat de eklendiği zaman 8 saat çalışmanız gerekiyor. 7,5 saatin üzerinde çalışıyorsanız o zaman da en az 1 saat size ara dinlenme kullandırmak zorunda işveren. Bu durumda da eğer 5 gün çalışıyorsanız günlük çalışma süreniz ara dinlenme ile birlikte 10 saat olmuş oluyor. Buradan fazla çalışmaya geçelim. Fazla çalışmada şöyle bir kanunumuz var. Günde 3 saati geçemez. Yani siz eğer
Şöyle söyleyelim, günde 3 saati geçemez ama 11 saatten fazla da çalıştırılamaz kişi. Aslında burada değerlendirirken fazla çalışmayı iki kurala birden bakmak lazım. Siz günde 7,5 saat çalışıyorsanız ki ara dinlenmeyle 8 oldu. Arasına zaten 3 saat eklediğiniz zaman işte 9, 10, 11. Burada 3 saat çalıştırabilir. Ama 5 gün çalıştığınızı varsayarsak o zaman işte bu kuralda günlük 11 saate aşma durumundan dolayı 1 saat çalıştırabilir size. Yani bunlara da tabii bu fazla mesai hesaplamasında dikkat edin. Gerekiyor. Bir yılda 90 günden fazla olamaz. Aslında oluyor. Buna tekrar değineceğim. Çünkü bu konu aslında sözleşme türüne göre değişiklik gösteren bir şey. Kanunda bu şekilde yazdığı için bu şekilde koyduk ama bunu tabii ki açacağız. Çalışma gününün ki zaten fazla mesailerle ilgili Ergün Bey'in kısmında hesaplamaları da içeren bir alan var. O size detaylı bir şekilde açıklamalarını yapacak. Ben yüzeysel değinip geçeyim. Çalışma günü devamındaki fazla çalışma süresi %50'si ile ödenir. Tatil günlerinin devamındaki de %100 fazlası ile ödenir. Fazla mesai için işçinin muvafakatının alınması gerekir. Yani aslında burada en çok kaçırılan nokta da bu oluyor. Şuna önemli dikkat etmenizi öneririm. Mesela diyelim kişi işe giriyor. İlk giriş anında siz ondan yazılı muvafakat alıyorsunuz. Fazla çalışmayı kabul ediyorum diye bir dilekçe. Aradan bir yıl geçiyor. O sözleşme devam ediyor diye düşünüyorsunuz ama kişi şunu diyebiliyor. İş mahkemeye gittiğinde ben fazla çalışmayı kabul etmiyorum. Yazı var. Diyor ki o an işe ihtiyacım vardı. Ben imzaladım ama sonra bana sormadılar ki. Onun için her sene başında size kesinlikle tavsiyem bütün işçilerden tekrar fazla mesai muvafakatnamesi almanız. Çünkü bu en azından yarın öbür gün ben istemiyordum önüme koydular. O an işe ihtiyacım vardı. Mecbur zor durumdan dolayı imzaladım deme koşulunu ortadan kaldırıyor. Her sene yeniliyorsunuz. Madem istemiyordun imzalamasaydın o sene diye kendinizi savunma hakkınız kalıyor geriye. Tatiller zaten bahsetmiştik. Hafta tatili en az 6. günün devamındaki 7. gündür. Aslında tanımdan da anlaşıldığı üzere illa pazar olmak zorunda da değil. Kimi yerler atıyorum işte kafe restoran sektörlerinde genelde pazartesi günü tatil verilir. Önemli olan orada haftalık 45 saati tamamlamak. Haftalık 45 saati tamamladıktan sonraki gün dersek daha doğru bir yaklaşım olabilir. Çünkü haftalık 45 saati 5 günde tamamlıyorsanız da boşa geçen süreyle birlikte 2 güne çıkar ama izin olarak değil. Yine onu da vurgulamakta fayda var. Bayram tatilleri, genel tatiller bunlar da yine aynı şekilde tatillerimizin içerisinde yer alıyor. Peki, işçi kendi rıza gösterse bile yılda 270 saatten daha çok fazla mesai yapamaz. Bu konu aslında yıllarca bizim kafamız çok kurcalayan bir konuydu. Çünkü geçiyor bazen 5-6 ayda bile 270 saati dolduran iş yerleri olabiliyor. Burada maktul sözleşme, nispi sözleşme ayrımı ortaya çıkıyor. Burada değinmeyeceğim çünkü ileride zaten sözleşme türlerinden detaylı bahsedeceğiz. Orada detaylı bir şekilde izah ediyor olacağız bu durumu da. Ücret çok uzun uzadıya zamanınızı almayayım. Sonuçta baktığınız zaman biz ne yapıyoruz? İşverenle bir iş anlaşması yapıyoruz ve o iş anlaşması karşılığında iş gücümüzü satıyoruz ona. Yani sonuçta bizim iş gücümüz de onun için bir alım. Dolayısıyla iş gücümüzü satmamız karşılığında aldığımız ücrete de ne diyoruz? Maaş diyoruz. Burada da çıplak ücret yani ana ücret ve giydirilmiş ücret diye iki tane terim ortaya çıkıyor. Çıplak ücret dediğimiz nokta. İşe girişte mesela diyelim işte aylık 20 bin lira diye anlaştınız net. Bu sizin çıplak ücretiniz. Çünkü siz ay boyunca her hafta 45 saat devam ettiğiniz sürece bu ücreti her halükarda alacaksınız. Devamsızlığınız olmadığı sürece. Giydirilmiş ücretse bunun üzerine aile yardımı, yol yardımı gibi gibi eklentilerin işte giyecek yardımı daha da çeşitlendirebiliriz ki zaten değineceğiz onlara da. Bunların eklendikten sonra ortaya çıkan ücrete de biz giydirilmiş ücret diyoruz. Şimdi tekrar ücret türlerine baktığımızda demişiz. Zamana göre ücret. Aslında birçoğumuzun sözleşme türü zamana göre ücret oluyor. Yani biz diyoruz ki haftada 45 saatimizi işverene veriyoruz. Bu da zaten bir zaman kısıtlamalı oluyor. Parça başına ücret. Bunu görüyorsunuzdur. Bazen bayanlar evlerinde işte el işi yapıyorlar mesela. Kaç tane?
mesela işte Elişi Yemeni Oyası diyelim. Kaç Yemeni Oya yaptıysa o kadar Yemeni için para alıyor. Birim başı alıyor. Buna da biz parça başı ücret diyoruz. Götürü ve yüzdeye göre ücret. Bir de mesela diyelim bazen işi götürü veriyoruz. Diyoruz ki mesela bu inşaatın çatısı bitene kadar iş sözleşmesi. Bittiğinde bu kadar para alacaksın. Bu da götürü oluyor. Sana de, hani belli bir iş var. O iş bitene kadar. Yüzdeye göre ücret zaten prim esaslı ücret diyebiliriz ama tabii ki sadece prim esaslı ücret verilmesi de yanlış. Bir ana ücret olmak zorunda ki üzerine prim esaslı bir ödeme de olsun. Ama şu da olabilir tabii. Bir kişiyle mesela diyelim ortaklık payı da demeyelim de bir kişi işte bilgisini koyuyordur. Siz de demişsinizdir ki bu bilgiye karşılık işte sana her sene kardan şu kadar yüzde vereceğim. Hani belki sabitlemiş de olabilirsiniz. Böyle bir ücret şekli de olabilir. Sonra devam edelim. Tabii burada ek yardımlarda da bahsetmişiz. Prim, ikramiye, komisyon ücreti, kardan pay alma gibi ek ödemeler de yine ücrete dahil edilebilir. İşçinin işverene karşı yükümlülükleri ve işverenin işçisine karşı yükümlülükleri. Şimdi buraya baktığımız zaman işçinin yükümlülükleri çok az kalıyor, işverenin yükümlülükleri çok fazla. İşçinin yükümlülüklerinden şöyle bir bahsedersek, işçinin bizzat iş görme borcu var. Yani baktığınız zaman ben bugün işe gelmiyorum, teyze kızım gelsin, amca oğlum gelsin deme şansınız yok. Çünkü sigortalı olan sizsiniz. Yani sizin o işi bireysel olarak kendinizin yapmanız gerekiyor. İşi devredemezsiniz. İşin özen borcu. Yani işi özenli bir şekilde kendi işiniz gibi kalkıp sallapati yapmamanız gerekiyor. Çünkü işveren size o saatler içinde bu işi yapacaksın diyor. Ve o işi de uydurmamanız gerekiyor. Gerçekten layıkıyla yapmanız gerekiyor. İşçinin sadakat borcu ki zaten sözleşmelerin birçoğunda bu sadakat borcuna da değinilir. Çünkü neden? Biz mesela muhasebedeyiz. Birçoğu verisini görüyoruz. Kimden ne kadar alıyor, ne kadar satıyor değil mi? Dolayısıyla işverene sadık olmanız lazım. Gidip de onun bilgilerini dışarıya aktarmamanız gerekiyor. Ki bu konuyla ilgili de bu arada Yargıtay'da hala davalar devam ediyor. En azından benim çalıştığım bir firmanın davaları devam ediyor. Geçmişte de görülen davalar vardı diye biliyorum. Bilgilerin dışarıya çıkıldığının artık teknolojik bazda ispatı mümkün. Ve bu ispatlandığında teknolojik izi sürüldüğünde de iş mahkemeye gidebiliyor. Ondan dolayı da hani bu bölüme dikkat etmek hatta işveren veya insan kaynakları uzmanı cephesinde de bunu bilgi işlem bölümüyle birlikte kontrol altına da almak bizim elimizde. İşçinin teslim ve hesap verme borcu sonuç olarak baktığınız zaman işe gelemiyorum, gelemeyeceğim gibi. Hesap verme demeyelim de bilgilendirme borcu var. Hesap verme birazcık kaba bir terim gibi geldi. Çünkü baktığınız zaman o kişi işe gelmediği zaman iş akışında bir bozukluk olacak. Dolayısıyla haber vermek zorunda ki ona göre bir önlem alsın işveren. Bu bir zorunluluk. Aynı zamanda teslim borcu da eğer üzerine zimmetlenen bir şey varsa onu da zamanında düzgün bir şekilde işverene geri teslim etmek zorunda. Aynı zamanda üzerine aldığı işi de düzgün bir şekilde teslim etmek zorunda. İşçinin işverenin talimatlarına uyma borcu ve işçinin rekabet etmeme yükümlülüğü. Talimatlara uyma borcu, mesela diyelim iş güvenliği talimatları var. Bunlara uymak zorunda işçi. Bunu ikiletemez. İşte sabah 8, akşam 6 diyelim iş saatleri. Bu talimata uymak zorunda. Bunları hiçbir işçi kendi lehine değiştiremez. İşçinin rekabet etmeme yükümlülüğünü aslında sadakat borcuyla da birlikte ele alabiliriz. Çünkü sonuçta siz iş yerinin bilgilerini biliyorsunuz ya, o bilgilere dayanarak gidip ona rakip bir firma açabilirsiniz. Aa, bu kadar kâr ediyormuş, bunu buradan alıyormuş, bunu böyle satıyormuş. Ben de bu işi yapayım, para kazanayım. Bu yasak. Yani en azından 2-3 sene geçmesi gerekiyor ki bu sözleşmede 2 sene diye geçiyorsa. Bazen 2-3 sene de değil, arada hani başka sektörlere de kişinin girip çıkması da aranıyor hatta. Onun için bu bölümde de işten çıkar çıkmaz aynı sektörde bir iş açmak kesinlikle yasak. İşverenin yükümlülükleri. Dediğim gibi bölüm biraz daha uzun sürecek tabii ki. Gerekli her türlü önlem alma yükümlülüğü. Ki bu iş güvenliği açısından zaten detaylarını açacağız. Bilgilendirme ve eğitim verme yükümlülüğü.
sağlık gözetim ve denetimi yükümlülüğü, örgütlenme yükümlülüğü, denetleme yükümlülüğü, kayıt ve bildirim yükümlülüğü gibi. Şimdi detaylandırırsak, sosyal güvenlik mevzuatı açısından işverenin yükümlülükleri, hatta şöyle bir önce başlıkları geçeyim. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından, iş kanunu açısından, vergi hukuku açısından, KVKK açısından yükümlülükleri bulunuyor işverenin. Şimdi buradan böyle ufak detaylı da olsa bahsedersek eğer, sosyal güvenlik açısından işçilerin maaşlarını tam ve eksiksiz bir şekilde sigortaya bildirmekte yükümlüyüz. Bunu zaten biliyoruz. İşten ayrılış durumunda çalışma belgesi verilmesi zorunlu. Onu iş kanununa yazmış, sonu geçeyim. Çalışanın işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin zamanında SGK'ya bildirilmesi, aylık prim hizmet belgelerinin eksik gün nedenlerinin doğru olarak bildirilmesi ve eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerinde saklanması diye de bunu açabiliriz. Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alacak sigortalıların iş ve işlemlerini yine belirtilen sürelerde kuruma bildirilmesi ki işsizlik ödeneği alabilsinler. Sosyal güvenlik gereği primlerin belirtilen sürede ödenmesi. Ama sonuçta ödemeyi yapmasa bile en azından işçiyi zarara uğratan bir durum yok. İş kanunu açısından baktığımız zaman işten çıkış anında çalışma belgesi verilmesi ki bunu zaten detaylı bir şekilde Ergün Bey izah edecekse, hafta tatili izni kullandırılması, yıllık ücretli izin ve mazeret izni hakkı varsa bunların kullandırılması, ücreti tam ve zamanında verilmesi, iş arama izni verilmesi ki ihbar tazminatı ihbar süresi kullanıyorsa eğer, emzirme ve süt izni kullandırılması, ara dinlendirme yaptırılması, iş özlük dosyası düzenlenmesi. Ki bu işte özlük dosyası ile ilgili bürolarda biraz sıkıntı olabiliyor. Çok fazla üzerinde durulmuyor ama SGK bir inceleme olduğu zaman özlük dosyalarını istiyor. Ve siz o özlük dosyasını vermediğiniz zaman da güzel bir ceza yansıtıyor. Onun için aslında bürolarda da mutlaka bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Büroda yapamıyorsak da mükellefe mutlaka bunun bilgisini aktarmak gerekiyor. Vergi hukuku açısından bildiğiniz gibi sonuçta bir gelir vergisi kesintisi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi söz konusu maaşlardan. Ama baktığınız zaman işçiler vergi yükümlüsü. Değil mi? Hepimiz sonuçta bir yerde sigortalı çalışıyorsak bir maaş geliri elde ediyoruz. Ve bu maaş gelirinin de gelir vergisini ve damga vergisini ödemekle yükümlüyüz. Ama İşçiler vergi sorumlusu değiller. Sadece yükümlüler. Sorumlu olan kim? İşveren. Dolayısıyla işveren kaynakta kesinti yöntemiyle bunu SGK'ya ödüyor. Vergi dairesine ödüyor. Hatta bu bizim ülkemizde böyle, yurt dışında böyle değil. Hatta böyle Amerikan filmlerinde falan görürsünüz ya, sosyal güvenlik borçlarım silinsin derler. Böyle bir şart koşarlar. Çünkü onlar kendileri öderler primlerini de, vergilerini de. Ama bizim ülkemizde yöntem o değil. Bizim ülkemizde biz işçinin maaşından yapılacak olan sigorta kesintilerini de, vergi kesintilerini de işçinin maaşını, yani işçiye maaş ödemeden önce keser, onun adına devlete iletiriz. Dolayısıyla işçinin ödeme yükümlülüğünü işveren olarak yerine getirmiş oluruz. Onun için de bundan da biz sorumluyuz. Dikkat etmemiz gerekiyor gelir vergilerinin, damga vergilerinin doğru olmasına. Doğru olmadığı zaman da bu beyanı veren biz olduğumuz için sorumluluk da firmamızda kalır. KVKK açısından, burada bir iş güvenliği açısından da vardı diye hatırlıyordum da yokmuş demek ki. KVKK'ya geçmeden önce iş güvenliğinden bahsedeyim. Tabii ki iş güvenliği açısından da sorumlulukları var işverenin. İş güvenliği ile ilgili bütün gerekli önlemleri almak zorunda, gerekli eğitimleri vermek zorunda. Çünkü bir iş kazası olması durumunda eğer bu eğitimler verilmediyse, işte gerekli önlemler alınmadıysa o zaman zaten %100 kusurlu oluyorsunuz. Onu da geçtim. Mesela diyelim siz gerekli önlemleri almadınız. İşte bir inşaat sektöründen örnek vereyim. Çünkü en çok iş kazalarına meal verebilecek tehlikeli sektör orası. Bir iskele kurdunuz ama iskele sallanıyor. Yıkılmak hani böyle çok sağlam değil, yıkılabilir. İşçi o durumda o iş yerinde çalışmaktan feragat edebilir. Yani diyebilir, ben iş güvenliği önlemi alınmadığı için çalışmaktan kaçınıyorum. Tehlikeli iş yerini terk etme hakkına da sahip.
iş sözleşmesini haklı sebeple feshetme şansına da sahip. Ale 170'e sizi şikayet etme hakkına da sahip. Ve bunları yaptığı takdirde de siz gidip de onu işten çıkaramazsınız. Çünkü baktığınız zaman haklı adam ya, canından mı olsun iş için? Tehlike var. Size söylemiş, tabii önce size söyleyecek. Siz hala daha bununla ilgili bir düzeltme yapmıyorsanız o zaman şikayet edebilir ve şikayet etti diye de siz o adamı işten çıkaramazsınız. Onun için de iş güvenlik önlemleri zaten işçinin hakları ile ilgili de önemli. Aynı zamanda zaten işin güvenliği, yani nasıl diyeyim, işçinin sağlığı, iş kazaları yönünden de çok önemli. Burada aslında bir de şuna değineyim. Böyle açtıkça da insanın aklına geliyor ama meslek kodu ve MYK belgesi. Şimdi baktığınız zaman meslek kodu da aslında çok uzun olmadı hayatımıza gireli ama artık ona hepimiz alıştık. Bir de MYK belgesi. Şimdi siz kalkıp da kişiyi atıyorum muhasebe personeli diye gösterdiniz ama inşaatta beden işçisi olarak çalıştırıyorsunuz. Olabilir mi? Olabilir. Adam muhasebeden girmiştir, memnun kalmamışsınızdır, inşaatı almışsınızdır, meslek kodunu değiştirmemişsinizdir. Bir iş kazası olması durumunda meslek kodunun işe uygun olması koşulu vardır. Buna bakarlar. Gerçekten meslek koduna ilişkili bir iş yaparken mi geçirildi bu kaza? Aynı zamanda o meslek kodu eğer MYK'yı etkileyen bir kodsa, yani o kodda mesleki yeterlik belgesi de alınması zorunluluğu varsa ve siz o belgeyi aldırmadıysanız personeli, o zaman hem mesleki yeterlik belgesi olmamasından dolayı da kusurlusunuz. Bunlara da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. KVKK açısından, KVKK da aslında teknolojinin ilerlemesiyle yeni yeni hayatımıza giren bir unsur ama bugün hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeliyiz. Çünkü personelin baktığınız zaman birçoğu verisi var. Yani vukuatlı nüfus kayıt örneğine kadar bütün verileri elimizde oluyor. Dolayısıyla bunların kolay erişilebilir olmaması gerekiyor. Hatta ve hatta kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunluluğu var. Hani her ne kadar artık altyapı yavaş yavaş büyük firmalarda bunu yaptırıyoruz, yaptırmakta zorundayız. Ofislerde bunu yapmıyoruz ama aslında ofislerde de kilitli birer dolap edinmemiz lazım ofisi olanlar için. Çünkü kanunda o şekilde geçiyor. Kilitli dolaplarda muhafaza edilecek ve herkesin erişebileceği bir noktada olmayacak. Atıyorum mesela parmak okuma cihazları vardı. Puantaj kayıtları için hala kullananlar var ama aslında o da yasak. Çünkü o parmak okuma terminalinin çalındığını düşünün. Oradaki parmak izleri kopyalanıp bir suçta kullanıldığını düşünün. Yani onun üstesinden gelme şansınız yok. Bitersiniz, hapse zaten kesin girersiniz. Üzerine maddi manevi tazminatlarla da zaten bütün mal varlığınız belki karşılamaya yetmez. O kadar ağır cezaları var. Yani onun için KVKK artık günümüzün çok ciddi bir konusu. Önemli, üzerinde durmanızı öneririm. Tavsiye ederim. Artık nasıl alırsanız ama gerçekten KVKK artık çok önemli. Bu arada tabii nasıl istiflendiği, nasıl anonimleştirildiği, hangi mesela hangi programda verileri bilgisayar ortamında da dosyalıyorsunuz. Oraya kimlerin erişimi var? Bunların hepsini de zaten ayrıca verbise de giriş yapıyorsunuz. Tabii ki çalışan sayınıza, cironuza göre değişiklik gösteriyor bu durum. İş sözleşmesinin türleri. Şöyle bir iş sözleşmesi kavramından da bahsedelim. Şu başlıkları geçelim. Belirsiz süreli iş sözleşmesi. Zaten hepimiz biliyoruz. Başladıktan sonra bitiş tarihi belli olmayan, tam çalışmayı içeren bir sözleşme türü. Dolayısıyla da feshet durumunda da kişi kıdem tazminatı, yıllık izin, ihbar tazminatı gibi haklarını belirsiz süreli sözleşmede elde edecektir. Bunu açacağız. Açacağımız için birazcık hızlı geçeceğim. Belirli süreli iş sözleşmesi. Belirli süreli iş sözleşmesine baktığımız zaman daha çok turizm gibi, tarım gibi sektörel işlerde kullanılması daha yoğun olan bir sözleşme türü. Yani sözleşmenin bitiş tarihi belirli. Atıyorum mesela turizm sektörüne Ege'ye baktığımız zaman, Ege'ye, Akdeniz'e baktığımız zaman, Akdeniz biraz daha uzun ama Ege'de genelde Nisan'da başlar, Eylül gibi son bulur çalışma. Ve bu bellidir zaten, sezon açılışı, sezon kapanışı kavramı vardır. Sezon kapandıktan sonra da zaten iş yerinizde en fazla muhasebe, bekçi gibi birimler kalır. Normal ama garsondur, komidir, şef,
elektriktir. Bunların hepsi ayrılmış olur. Onlarla sözleşme yaparken belirli süreli sözleşme yaparsınız. Dersiniz ki şu tarihte sezon kapanacak ve senin işin bitmiş olacak. Bu durumda ihbar tazminatı ödemenize de gerek kalmaz. Çünkü sizden sözleşme yapıldığı anda feshini bildirmiş oluyorsunuz. Belirli süreli sözleşmenin mantığı bu. Ama bizim ülkemizde böyle birazcık yan yolları biz sevdiğimiz için şunu yapanlar oluyor. Ya ben belirli süreli sözleşme yapayım, bitince yenilerim, uzatırım. Hani ara ara böyle bir şey olsun, tazminatsız çıkış hakkı olsun gibi. Bu yasak. Kanun da diyor ki bunu diyor suistimal edebilirsiniz. Suistimallere kapalı olsun diye biz bunun önünü kesiyoruz. Üst üste tekrarlanamaz. Yani üst üsteden kastım bir sezon bitti, ikinci sezon tekrarlayabilirsiniz ama Eylül'de bitti, Ekim'de tekrarlayamazsınız. Onun önünü kapatıyor. Velev ki tekrarladınız. Şimdi bazen firmalarda, büyük firmalarda söylüyorlar ya belirsiz süreli sözleşmesi yapalım. Memnun kalırsak belirliye çeviririz, memnun kalmazsak işte belirse çeviririz, memnun kalmazsak belirliden işten çıkarırız. En azından ihbar tazminatı ödemeyiz. Güzel ama sizin belirli bir iş hacminiz yok. Sabit çünkü işiniz. Hani neye dayanarak belirli bir süre koyacaksınız? Bir işin bitişi yok. Onun için hani bunu da kesinlikle zaten yapmamanız gerekiyor. Gerçekten işin başlangıcı bitişi belli olan süreli işlerde belirli süreli iş sözleşmesini kullanmanız lazım. Ha, aksi halde belirli süreli iş sözleşmesi yaptınız. Bu ilk dediğim örnekteki gibi ki her türlü yapılmaması lazım ama velev ki yaptınız. Sonra bunu belirsize çevirmek istediniz. Memnun kaldınız kişiden. İşten çıkış giriş yapmış olsanız bile veya her halükarda gerçi süre belirli iş sözleşmesinin kurulduğu tarihten itibaren geçerlidir. Yani belirli iş sözleşmesi bunun zaten 6 aydı. Biz kıdemi vesaire işte 7. aydan belirsize döndükten sonra hesaplayalım. Böyle bir şansınız yok. Onu orada bırakmak zorundasınız. Yani ilk girişini de belirsiz gibi değerlendirmek zorundasınız. Sözleşme belirsize döndüğü için. Şimdi tekrar devam edelim. Tam zamanlı iş sözleşmesi. Zaten bunu biliyoruz. Haftalık çalışma süresi maksimum 45 saattir. Dolayısıyla 45 saat çalışacağı üzerine anlaşılan her sözleşmede aynı zamanda tam zamanlı iş sözleşmesidir diyebiliriz. Kısmi zamanlı iş sözleşmesine baktığımız zamansa kişinin belirli bir süre, yani çalışacağı sürenin önceden belirlenmiş olması durumudur ve bu 45 saat değildir. Mesela şunu diyebilirsiniz, işte haftanın sadece salı ve çarşamba günleri çalışacak bu kişi. Sadece salı çarşambadan işte 4 hafta sayarsak toplam 8 gün çalışacak diyebiliriz, değil mi? Böyle bir argüman varsa elimizde. Burada da kanun koyucu diyor ki bunu suistimal edenler oluyor. Mesela işte kişinin çalışma süresini eksik gösterebilmek için, işte puantajını düşük yapabilmek için 42-40 saat gibi de kısmi süreli anlaşma yapılabiliyor. 5 saat 5 saattir diyor. Böyle bir şansınız yok. Çünkü yine aynı şekilde kanun da diyor ki kısmi çalışma 2/3'ünden yukarı çıkamaz. Yani 2/3'ü normal çalışma nedir? 30 gün değil mi? 2/3 20 gün. Yani 21 gün olduğu anda kısmi çalışmadan çıkar. Dolayısıyla kısmi çalışma anlaşması yaptığınız bir insana siz 21 günlük bir puantaj düzenlediğiniz anda o artık tam zamanlı bir puantajdır. Kısmi zamanlı değildir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da geçelim. Çağrı üzerine çalışma esası. Burada şuradan birazcık bahsedelim. Çağrı üzerine çalışma, bilmiyorum bana hiç denk gelmedi yapılması ama yine de belki yapanlar vardır diye değinmek istedik. Çağrı üzerine çalışma da daha çok şu sektörlerde kullanılıyor diyebilirim. Mesela diyelim işte tesisatçı adam. Ama tesisat firması var, mağazası var. Her zaman ona tesisat işi gelmiyor olabilir. Dışarıdan bir tesisatçıyla anlaşır. Der ki tesisat işi geldiğinde ben seni çağıracağım. Tesisat işi yapacaksın. Sabit süreli bir iş değil, değil mi? Sonuçta iş oldukça çağırırım. Gelirsin, bu işi yaparsın. Burada da en çok dikkat etmemiz gereken unsurlar şunlar. Haftalık maksimum çalışma süresi 30 saat olabilir. Yani normalde 45 saat ya. 30 saatin üzerine çıkamaz. Sözleşme üzerinde. Eğer bu süre belirlenmediyse sözleşme üzerinde, yani sabit bir süre konmadıysa, o zaman minimum süre 20 saat olarak değerlendirilir.
yani 20 saat kararlaştırılmış sayılır, o hükümdedir. İşçinin çağrı üzerine geldiğinde mesela diyelim 1 saatlik bir iş yaptı. Ama 1 saatlik bile olsa geldiği için en az 4 saatlik ücret ödenmesi gerekir. Yani 1 saatte çalışsa, işte 2 saatte çalışsa 4 saatlik ücret ödemek zorundasınız her çağrıda. Onlara daha dikkat etmek gerekiyor. Uzaktan çalışma esası aslında biraz pandemiyle hayatımıza giren bir kavram ve hala devam eden bir kavram. Uzaktan çalışma artık hepimiz biliyoruz zaten evlerimizden işlerimizi yapmak ama normal iş yerinde çalışmakla arasında hiçbir fark yok. Yani yine aynı şekilde işçi sadece ne oluyor? İşe gelip gitmiyor. İşe gelip gitmediği için yol parası vermek zorunda değilsiniz eğer yol parası veriyorsanız. Ama evden çalıştığında sonuçta yemek yemesi gerekiyor. Yemek parasını gene ödemek zorundasınız. Yani hakları aynen devam ediyor. İş yerinde geçerli olanakları. Yol hakkı zaten gitmediği için istisna tutulabiliyor. Deneme süreli iş sözleşmesi, aslında bunu belirsiz süreli iş sözleşmesinin içinde bir madde olarak da yer verebiliyoruz. Başlı başına bir deneme süreli iş sözleşmesi de yapabiliyoruz. Orada da süre maksimum 2 ayla sınırlı olmak zorunda. 2 aydan daha uzun bir süre kişilerin birbirlerini deneme şansı yoktur. O 2 ay içerisinde de işçi de işveren de tazminatsız bir şekilde iş akdini feshedebilirler. Takım sözleşmesi, takım iş sözleşmesinde de birden fazla işçi bir araya gelip bir işlerinden bir takım kılavuzu seçip o takım kılavuzu eşliğinde işverenle bir sözleşme yapabilirler. Buna biz takım kılavuzu diyoruz ama çok yaygın değil zannediyorum. Çok duyduğumuz bir kavram da değil ama belki yaygınlaşır. Buna yine değinmek istedik. Toplu iş sözleşmelerine baktığımız zaman da daha çok sendikalarla ilgili aslında sözleşmelerin yapıldığı alan. İşçi sendikası ile işveren arasında ya da işçi sendikası ile işveren sendikası arasında yapılan sözleşmelere de biz toplu iş sözleşmesi diyoruz. Sözleşmede ücretin belirlenmesi. Bu bölüm biraz önemli çünkü aslında karıştırılan noktalardan birisi de burası. Hani demiştik ya yılda 270 saatten fazla mesai yapılamaz diye. Şimdi onu burada açmış olacağız. Kanunda yılda 270 saatten fazla mesai yapılamaz diye bir madde vardı. Biz bunu çok fazla böyle anlayamıyorduk çünkü yapılıyordu. Zaten 4-5 ayda da 270 saatin üzerine çıkan firmalar olabiliyordu. Burada bir mahkeme görüldü. Bir bankacı çalıştığı bankaya işte dava açtı. Dedi ki ben çok fazla çalışıyorum. Evet gelmediğim günü kesmiyor, fazla çalıştığımı ödemiyor ama ben hep gidiyorum, çok çalışıyorum. Orada bir haksızlık var. Ben arada çok çalıştığımı istiyorum dedi. Mahkemede işte bütün kamera kayıtlarını, giriş çıkış delillerini vesaire aldı, inceledi. Hakim dedi ki maktu ücretli sözleşmelerde yıllık çalışma süresi 270 saat aşamaz. Aslında orada bu konuda aydınlanma yaşandı. Çünkü gelmediği gün kesilmez. Aylıklı çalışan işçilerde yani maktu şekilde sözleşme yapılanlarda fazla çalıştığı ödenmez. Nereye kadar? 270 saate kadar. Yani sizin bir yıl içinde mesela aylıklı başladınız bir yerde çalışmaya. Aylıklı başlamak demek saat ücreti değil, aylık ücret üzerinden anlaşmanız demek. Aylık ücret üzerinden anlaştınız. Sonra işte 3 gün gitmediniz ama çok fazla mesai yaptınız. Yıl sonunda bunları bir kefeye alıp değerlendirmeniz gerekiyor. Yıl içinde ne kadar gelmemiş, ne kadar fazla mesai yapmış. Bunların arasındaki farkı bulup eğer fark 270 saati aşıyorsa, maktu ücretli de bir saat bile olsa fazla mesai ücretini ödemeniz gerekiyor. Bu Yargıtay kararına göre. Bu da aslında çok olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam 2016-2017 yıllarında görüldü bu dava ve oradan sonra da zaten sözleşmelerin seyri biraz daha değişti. İncelemeler de değişti. Bugün artık matbu nisbiye göre de incelemeler başlatıldı. Çünkü matbu ücretli iş sözleşmesinde biz ne dedik? Aylık sözleşme yapılır dedik değil mi? Gelmediği gün kesilmez. Gelmediği güne rapor da dahil. Rapor günlerini de kesemezsiniz. Hani iki günü SGK ister öder ister ödemez ya raporun iki gününü. O iki günü zaten kesemezsiniz. Ödemek zorundasınız. Ama kişi 10 gün rapor aldı. 10 günü de ödemek zorundasınız tam olarak.
SGK'dan aldığı parayı mahsup edebilirsiniz. Hatta SGK'ya yazı verip işçilerin rapor paralarını direkt size göndermesini de sağlayabilirsiniz. Ama kesemezsiniz. Tam ödemekte yükümlüsünüz. Yine zaten şeyden bahsettik. Aylık gün sayısına bakılmaksızın tam ücret ödenir. Başka burada değinmediğimiz bir şey kalmamış. Bir de şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Şu an çok aşırı yaygın değil. Ama iş mahkemeye giderse böyle bir durumda sorgulanabilir diye düşünüyoruz. Hatta bir üstadımız var. Sadece iş mevzuatıyla, yani iş ve sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgileniyor ve büyük firmalara danışmanlık yapıyor. Ona da özellikle bu konuyu sordum. Abi son dönemde başına gelen bir durum var mı bu konuyla ilgili diye. Aralarda sorulmaya başlandı gibi dedi. Onun için buraya koyma gereği duyduk. Şimdi biz matbu sözleşmeli kişide ne diyoruz? Yıllık 270 saat ücretinin içindedir. Değil mi? Peki asgari ücret alan bir insanın ücretinin içinde 270 saat var mı? Yok. Dolayısıyla genelde matbu sözleşme yaptıklarımız beyaz yaka olduğu için, genelde asgari ücretin üzerinde olduğu için bir sorun olmuyor. Ama asgari ücretli bir beyaz yakalı çalışan alacaksanız ve maktu ücretli, yani aylık ücretli bir sözleşme yapacaksanız, aslında yıllık 270 saati de aylara yüklemek daha doğru olacaktır. Çünkü maaşın içinde diyebilmeniz için. Aksi halde zaten asgari ücret belli. Yani onun içinde bir 270 saat devletin koyduğu bir rakam yok. Dolayısıyla burada biz zaten hesapladık. Bunu da eklediğiniz zaman 1501.20 lira ay bazında brüt eklenmesi gerekiyor. Çıkıyor ki onda mesai ile birlikte, yani 1,5 katıyla hesaplamanız gerekiyor. Çünkü mesai olarak yükleyeceksiniz. Dolayısıyla minimum matbu ücretli kişinin tutarı 11.509.20 aylık ücreti olması daha doğru olacaktır. Ama dediğim gibi bu konuyla ilgili bir mahkeme görüldüğünde, kesin bir içtihat çıktığında bu konuda %100 bir cevap verebiliriz, ama şu an çıkan bir içtihat yok diyebiliyorum. Ama ilerleyen dönemde bunun olmasını da öngörüyoruz. Onun için şimdiden uyarmakta fayda var. Nispi ücretli iş sözleşmesine gelirsek. Şimdi maktuyu gördük. Maktu ne dedik? Aylıklı çalışan. Nispi de saatlik ücret alan personel veya günlük ücret alan personel diyebiliriz. Şimdi daha çok buna da mavi yaka sözleşmesi diyebiliriz. Biz ücreti belirlerken sözleşmede maktuysa aylık yazıyoruz, nispi ise günlük ücret yazıyoruz. Ayrımımız burada başlıyor. Eğer nispi ücretli çalışansa, o zaman biz ondan rapor parası, yani rapor süresinde işe gelmediği süreyi kesebiliriz. Ücretsiz izin süresini kesebiliriz. Fazla çalıştığı her bir saati mutlaka ve mutlaka ödemek zorundayız. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ama bizde en sık yapılan ne? Matbu süreyle aylık sözleşme yapılıyor ama gidiliyor, rapor parası kesiliyor. Dolayısıyla buna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ve son dönemlerde de soruyorlar. Madem aylık anlaşma yaptın, nasıl rapor parasını kesersin? Burada bir soru işareti daha ortaya çıkıyor aslında. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Bazen görüyoruz. Eksik gün nedeni puantaj kayıtları yazılıyor. Bilmiyorum, gördüğünüz var mı? Ne yapıyorlar? İşte ay bazında çalışılan günleri alıyorlar. Saatleri alıyorlar. Topluyorlar. Onu 7,5'a bölüyorlar. Diyorlar şu kadar gün çıktı, tamam, geri kalanı puantaj kayıtları diyelim, eksik gün nedenine geçelim. Bu da yasal değil. Çünkü puantaj kayıtlarını esas gösterdiğiniz zaman, yarın öbür gün bir inceleme olduğunda puantaj kayıtlarını getir bir bakalım diyorlar. Siz puantaj kayıtlarını götürdünüz. Kişinin bir saat çalışması var. Bir saat bile olsa bir gün sayılması gerekiyor. Yani siz onu puantaj kayıtlarını esas alarak kesemezsiniz. Böyle bir bölme çarpma işlemiyle bordroda eksik gün gösteremezsiniz. Ki zaten maktuda hiçbir şekilde kesemezsiniz de, hani nispi de keserken de bu dengeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konu aslında en çok kafamızı karıştıran konu. 28 gün, 30 gün, 31 gün. Maktu ücretlilerde hiç problem yok. Zaten 30 gün. Ay kaç gün olursa olsun aylık anlaşma yaptığınız için 30 gün ödüyorsunuz. İş bitiyor. Ama nispi ücretliye gelince sıra. Ne yapıyorsunuz? Kişi 30 gün çalıştığı zaman 30 gün. Tamam. 31 gün çalıştığı zaman o bir gün farkı da ödemek zorundasınız. 28 gün olanlarda
Maaşından kesebilirsiniz eksik kalan günleri ama sigorta priminden kesemezsiniz. Bu tabloda da gösterdiğimiz gibi zaten 30 günde bildiğimiz standart hesaplama 8506.80 net maaş alıyor sonunda. 31 gün üzerinden baktığınız zaman 31 günle günlük ücreti 333.60 çarptığımız zaman 10.341.60. Bunun üzerinden kesintileri hesaplıyoruz. Ve 8.745.30 lira para alıyor. Yani bir günlük farkı da almış oluyor. 28 gün biraz daha karışık gelebilir. 28 günde bu sefer günlük ücreti 28'e çarpıp hesaplıyoruz. Ama sigorta matrağını, yani SGK'da gün 30, SGK'da günü 28 gösteremeyiz. 30 bile, 30 günde olsa, 28 günde olsa, 31 günde olsa SGK'da gün her zaman 30 olmak zorunda tam çalışmada. Dolayısıyla 28 olan ay, 28 gün çeken aylarda ne yapıyoruz? Günlük brüt ücreti 28'e çarpıyoruz. Biz kendi brütümüzü buluyoruz. Ama sigorta hesaplamalarını yaparken gene 10.008 üzerinden, yani asgari ücret üzerinden yapıyoruz. Ama dikkat ederseniz SGK payı düşüyor. Yani SGK payını hesaplarken bulduğumuz 28 günlük brüt ücret üzerinden hesaplıyoruz. İşveren SGK payını hesaplarken de aradaki farkı aslında işçiden gelen işverene yüklüyoruz. O aradaki fark o. Maaş olarak da düşük verebiliriz. Yani bir sigorta açısından yine 10.008 üzerinden ödemiş oluyoruz. Net ücret olarak 28 günün ücretini ödeme hakkına sahibiz. Nispi çalışıyorsa kişi, nispi ücretle. Tabii burada şöyle iki tane sorun ortaya çıkıyor. Bununla ilgili inşallah ilerleyen dönemlerde bir kanun çıkarılır ve düzelir. Çünkü eşit işlem borcuna ve adalet borcuna aykırı bir durum ama kanunlarımız da yok. Öyle söyleyelim. Şimdi baktığınız zaman 31 gün çekiyor diyelim Mart ayı. Kişi bir gün işe gelmedi. 30 gün. Dolayısıyla kesinti yapamıyorsunuz. Yine işe tam gelen bir işçi var. Gene 30 gün. Kesinti gene yok. Yani en azından bu aslında şey değil, prim anlamında değil. Prim anlamında biraz önceki tabloda gördüğünüz gibi eline geçen ücret anlamında kesinti yaparsınız ama sigorta günü, yani ileride emekliliğine etki edecek gün üzerinde bir farklılık yaratmıyorsunuz. Bu da eşitsizlik oluyor aslında. Şubat'ta daha da kötü. Çünkü Şubat 28 gün ama kişi bir gün işe iki gün işe gelmiyor diyelim. 28 güne düşüyor. Kişi tam çalıştı 30 gün. Ama bir gün yüzünden hani çok daha fazla bir kayıp oluyor. Ondan dolayı da işte bu bölüm mecburen öyle uyguluyoruz. Maalesef 1'e 2 kesme veya işte 2'ye 1 kesme gibi bir şansımız yok. Çünkü kanunda bununla ilgili bir madde, bir açıklama yok. Ama eşitlik ve adalet kavramı gereğince de aslında buranın da ilerleyen süreçte düzelmesini umut ediyoruz diyelim. Yani bu kısım böyle birazcık bilgi amaçlı olsun dedik. Özellikle bordro kısmına yeni başlayanlar için. Şimdi biz oranlar veriyoruz. İşte işveren payı diyoruz %22,5 toplamda. İşte işçi payı diyoruz toplam %15. Tabii bu işsizlik sigorta prim payı ile birlikte böyle. Bunlar nelerden oluşuyor? Onu da böyle bir tablo halinde göstermek istedik size. Yani çok uzun uzun bunu açıklamayacağım. Şimdi 2021 taban ücret. Bunu neden koyduk? Çünkü baktığınız zaman 2021 yılında hayatımızda gelir vergisi ve damga vergisi çok yoğun bir şekilde vardı, değil mi? Ama 2021'den sonra asgari ücrete kadar gelir vergisi ve damga vergisi istisnası oluştu. Seneye gelir vergisi ve damga vergisinin tekrar gelmeyeceğini, yani bu istisnanın ortadan kalkmayacağını bilenimiz yok. Tekrardan geri gelme ihtimali de var. Onun için hazır bir seminer veriyoruz. Eski hesaplamayı da koyalım dedik. Gelirse çünkü sadece o kadarcık için bir seminer yapmak çok doğru olmaz. Çok kısa sürecektir. Onun için bilgi amaçlı elinizin altında bulunsun eski hesaplamada dedik. Bu eski hesaplama şekli, yani 2021 yılı ve öncesinde gelir vergisi ve damga vergisinin komple hayatımızda olduğu dönem.
Baktığınız zaman brüt ücret, SGK işçi payı, SGK işsizlik payı, bunlarla zaten hiçbir değişiklik yok. Ama brüt gelir vergisi matrağı diye bir kavramımız vardı. Bu gelir vergisi matrağı da brüt ücretten kesintileri çıkarmakta. Aslında burada kesintileri çıkarmanın amacı da verginin vergisi olmaz gibi düşünebilirsiniz. Sonuç olarak baktığınız zaman siz elde ettiğiniz geliri vergilendiriyorsunuz. Ama burada zaten işin başında belli. İşçinin maaşından SGK'ya ödenecek işçi ve işsizlik payı düşülecek değil mi? Dolayısıyla sizin cebinize giren bir para söz konusu değil. Ondan dolayı yani sizin zaten geliriniz eksildi, eksilmiş hali üzerinden gelir vergisi veya gelir vergisinin hesaplanması gerekiyor. Bugüne baktığımız zaman da şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Hatta hemen bir arkasında olması lazım. Bugün sadece işçi payı kesintisi %14 ve işçi payı işçi işsizlik payı kesintisi %1. Sadece bunları kesiyoruz. Ama zaten bugün için 10.008'den SGK işçi payı ve SGK işsizlik sigortası payına çıktığınız zaman geriye zaten ne kalıyor? Bugünün net ücreti. Eskinin gelir vergisi matrağı bu. Aslında hani bu gelir vergisi istisnasının neden 8506 olduğunu anlayın diye bunu tekrar bir vurgulamak istedik. Buradan geliyor. İstisna da doğal olarak eskinin gelir vergisi matrağı bugünün neti olduğu için istisna da bugünün neti kadar. Dolayısıyla damga vergisine baktığımız zamansa eskiden ne yapıyorduk biz? Brüt ücretin tamamı üzerinden %7.59. damga vergisi hesaplıyorduk. Dolayısıyla bugünün damga vergisi istisnası da bugünün brüt asgari ücret rakamı kadar. Burada tabii şunu da vurgulamak lazım. Damga vergisi %7.59 hesaplıyorduk diyorum ama hala öyle hesaplıyoruz bu arada. Ama her yıl başında değişen bir parametre. Dolayısıyla atıyorum bundan 2 sene sonra denk geldi bir şey bu slayta baktınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Gelir vergisi dilimlerini de damga vergisi oranlarını da her sene başında tekrar tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Değişiklik olabilir diye. Şimdi şunun üzerine çok durmayalım. Tekrar buraya gelelim. Ne dedik? Brüt ücretten SGK işçi payı kesintisi yapıyoruz %14 ve SGK işçi işsizlik sigorta payı kesintisi yapıyoruz %1. Bunlar düştükten sonra kalanımız zaten bizim net ücretimiz. Tabii ki bununla sınırlı kalmıyor. Bu sadece işçiden kestiğimiz bölüm. İşçiden kestik, ona ödemedik, onun adına sigortaya iletiyoruz. Bir de işverenden yapılan kesintiler var. İşverenden yapılan kesintiler de normalde işçi SGK payı %20,5. Biz burada %15,5 aldık. Neden? Bakın yukarıda ne diyor? 5510 sayılı kanun. Eğer 5510 sayılı kanundan teşvik alıyorsanız işçi paylarında %5 puanlık indirim olduğundan dolayı doğal olarak %20,5'tan değil de %15,5'tan hesaplamanız gerekiyor. Ama hiç teşvik almıyorsanız, yani 0,0,0 diye kanun numarası gönderiyorsanız, o zaman işveren payını hesaplarken oranı %20,5 almanız gerekiyor. Yine işveren işsizlik sigorta payı var bir de. O da %2. İşverenden de bu dediğim gibi eğer hiç teşvik almıyorsanız toplamda %22,5 oluyor zaten. Eğer teşvik alıyorsanız o zaman da %17,5'a inmiş oluyor. 5510'dan bahsediyorum. Dolayısıyla bu teşvik bu rakamlarda işçinin maliyeti olarak üzerine ekleniyor. Hani genelde böyle yeni iş kuranlar zannederler ki tek işçi maliyeti 10.008 yani brüt ücret. Ama işveren payları da var. Onun için özellikle şimdi salonun kitlesini genel anlamda çok bilmiyorum ama bir büro yönetiyorsanız ve size bir mükellef geliyorsa işçi çalıştıracağım diyorsa aslında bunu da mutlaka üzerine ekleyip söylemeniz lazım. Çünkü sonra sürpriz olduğunda benim müşavirim o bana söylemedi yaktı beni oluyor. Onun için bunları da detaylı bir şekilde vurgulamanızda fayda var. Dolayısıyla toplam işveren maliyeti gördüğünüz gibi 5510 sayılı teşviğe dayanırsak 11.759.40 liraya çıkmış oluyor. Emekli çalışanlarda durum nasıl? Emekli çalışanlarda bildiğiniz gibi zaten SGK kesintisi yerine SGDP kesintisi diyoruz. Yani sosyal güvenlik destek primi kesintisi uyguluyoruz. Orada da brüt ücretin %7,5 kadarı işçinin maaşından, emekli çalışanın maaşından kesiliyor. Kalan ücrette ne oluyor?
8500 altının üzerinde kalıyor değil mi? Çünkü kesinti az. Diğerinde %15 kesinti vardı. Burada %7,5 kesinti var. Dolayısıyla yarısı kadar. Aradaki fark kadar. Bizim gelir vergisi istisna rakamımız ne kadardı? 8506, yani bugünkü asgari ücretin neti kadardı. Dolayısıyla bulduğumuz önceki yıllardaki hesaplama şeklini baz alırsak brüt ücretten kesintileri çıkıyoruz. Kalan rakamdan da istisna rakamını, yani 8506'yı düşüyoruz. Kalan bizim için gelir vergisi istisnası oluyor. Ona da gelir vergisini %15 diliminden başlamak üzere uyguluyoruz. Tabii ki işsizlik kesintisi yok emeklilerde. Ona değinmeye bile gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü emekli çalışanlar işsizlik maaşı alıyor mu? Hayır. İşten çıktıkları durumda zaten emekli maaşları var. Dolayısıyla bir işsizlik maaşı hak edişleri olmayacağı için işsizlik primi diye bir şey de emeklilerde söz konusu değil. İşveren yakasında ne oluyor emekli çalışanlarda? İşveren kesintisinde de yine %22,5, ama bu sefer yani %20,5 diye bunu alamıyorsunuz. Direkt tam %22,5 alıyorsunuz. Zaten emekli çalışanda herhangi bir teşvik de kullanmanız mümkün değil. EYT'yi kapsam dışı bırakıyorum. Eskiden öyleydi. Gerçi şu an EYT ile ilgili biliyorsunuz 15.510 çıktı. %5 puan indirimi alabiliyorsunuz ama eskiden EYT öncesinde zaten herhangi bir teşvik alamıyordunuz. Bu %22,5 işveren sosyal güvenlik destek primi kesintisi yine işveren maliyeti olarak üzerine yüklenmeli. İşveren sosyal güvenlik destek primi kısa vadeli sigorta kolları primi olarak da %2 üzerinden yine işverenden bir kesinti uygulanmalı. Çünkü bunun mantığı da şöyle aklınızda kalabilir. Kişi çalıştığı müddetçe meslek hastalığına veya iş kazasına açık değil mi? Ondan dolayı işverenden gene bir iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili ekstra prim kesiliyor. Başka asgari ücret üzerinde maaş alanlar, aslında bundan birazcık emekliden bahsederken bahsetmiştik zaten. Ne yapıyoruz? SGK işçi payı %14'e hesapladık. SGK işçi işsizlik payı %1'i de hesapladık. %15 toplam kesintiyi yaptık. Sonra brüt rakamdan bu SGK işçi payı ve işveren payı işsizlik payını çıkardık, toplayıp kalan zaten gelir vergisi matrağı oldu. Gelir vergisi matrağından da 8506.30'u çıkardık. Geriye kalan istisnadan sonra oluşan gelir vergisi matrağı oldu. Artık iki tane matrağı hesaplıyoruz gibi oluyor. Sonra buna da %15'ten başlamak üzere gelir vergisi uyguluyoruz. Damga vergisinde zaten brüt rakamdan direkt asgari ücretin brüt kadarını çıkarıyoruz. Kalan rakama da %7,59 damga vergisi kesintisini uyguluyoruz. Sonra ücretliler için ücretliler için gelir vergisi dilimleri. Bu tarife de her sene değişiyor. Yani işte birinci dilim, ikinci dilim, üçüncü dilim, dördüncü dilim diye değişiyor. Buna da ara ara bakmak gerekiyor. Şimdi son dönemde bir de şu konumuz da gündemde aslında. Birden fazla işverenden maaş alanların durumu ne oluyor? Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda bir sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı eğer ikinci dilimi aşarsa, yani ikinci dilim dediğimizde 150 bin TL, toplam brütü 150 bin TL'yi aşarsa o zaman yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor kişinin. Tek işverenden ücret alıyorsanız o zaman da ücret gelirlerinin toplamı dördüncü gelir diliminde yer alıyorsa, yani 1 milyon 900 bini aşıyorsa, o zaman yine kişinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aradaki gelir vergisi farkını devlete kendisinin ödemesi gerekiyor. Bir de şunu da demişiz. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde istisna sadece en yüksek olan maaşa uygulanabiliyor. Şimdi bu bordro parametrelerini uzun uzun anlatmayacağım. Yeri geldikçe hem ben hem Ergün Bey değinecek. Ergün Bey gülüyor zaten. Burayı nasıl anlatacaksın, yazdık ama diyordu bana çünkü. Burayı uzun uzun anlatmayacağım. Ama bir slide paylaşılacaktır odanın sitesinde. Elinizde bir kılavuz niteliğinde bulunsun istedik. Yani hani sürekli internete girip de Google amcaya bunda istisna var mı, bunda yok mu, bunda gelir vergisi var mı, bunda sigorta var mı diye sormanızdansa
Bu arada bu kadarla bitmiyor. Onun için uzun uzun anlatmayacağım dedim. Aynen, bir sayfa var. Ondan dolayı, ama zaten bir kısmına biz şu an anlatımlarımızda değineceğiz. Anlatmadığımız büyük ihtimal çok az bir bölüm kalacak, değil mi Ergün Bey? Evet. Yani çok az bir bölüm kalacak. Onlara da denk gelirse %90'ını anlatacağız galiba zaten. Hem %50 diye. Şimdi gelelim yemek çeki uygulamasına. İşçinize diyelim ki yemek çeki veriyorsunuz. Şimdi bu arada hesaplamayı gördük. Bir de yemek yol ve yakacak yardımından da bahsedelim. Diyelim işçinize yemek çeki veriyorsunuz. Bizim istisna rakamımız neydi? SGK açısından bakarsak %78.90 TL'ydi gün bazında. Gelir vergisi açısından bakarsak 110 TL artı KDV'ydi yine gün bazında. Kişinin çalıştığı günle orantılı olarak zaten yemek bedeli ayarlıyoruz, hesaplıyoruz. Atıyorum günlük işte 15 çok az oldu. Günlük diyelim 100 lira. 22 gün çalıştıysa atıyorum 2200 lira gibi. Bunu artık bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla SGK istisna tutarı ne kadardı? 78.90. İstisnayı hesaplarken de yine aynı şekilde yemeği kaç gün üzerinden hesaplayıp ödediyseniz, istisnayı da o şekilde o kadar gün üzerinden hesaplayıp da istisna tutmanız gerekiyor. Şimdi bizim örneğimize bakarsak aylık 22 gün çalışan bir Mert Bey'imiz varmış. 1700 TL yemek çeki veriyormuşuz. SGK'dan istisna da doğal olarak 22 gün çalışma dediği için 22 çarpı 78.90 1735.80. 1700'ün üzerinde mi? Üzerinde değil mi? Yani benim ödediğim rakamdan daha fazla istisna rakamı. Dolayısıyla ben hiçbir ödeme yapmıyorum. İstisna rakamının altında kaldığım için. Vergi tarafından bakıyorum. Gene çalıştığı gün 22 idi. Onunla da 110'u çarpıyorum. Çünkü orada da benim istisna tutarım 110 lira. Toplam 2420'ymiş. Yani 2420 liraya kadar 22 gün için verdiğim yemek bedeli istisnaymış. Yine altında kaldı. O zaman ne gelir vergisi ne de SGK yönünden herhangi bir yükümlülüğüm yok. Bir de şöyle bakalım. Yine aylık 22 gün çalışan Mert Bey'e 2500 TL yemek çeki vermişiz. Bu durumda biraz önce hesaplamışız. Zaten ikisi de 22 gün. Dolayısıyla arada fark oluşmuş değil mi? Yani istisnaların üzerinde kalmış verdiğim rakam. Dolayısıyla istisna rakamıyla ödediğim ücret arasındaki farkı bulup çıkan rakamı da brüt ücrete ilave edip hem SGK hem de vergi anlamında brüte ilave edip vergilendirmem ve SGK primini de hesaplamam gerekiyor. Yemeği nakden ödersem, de durum aynı aslında. Yani şuradaki hesaplama aynı zaten. Bir değişiklik göstermiyor. Yine gün sayısıyla orantılı olarak işte SGK için 78.90, vergi istisnası anlamında da 110 lira baz almam yeterli. Tabii burada bir de şuna değinmek lazım. Yazmamıştık galiba. Mesela diyelim bazen Ramazan yardımı yapıyoruz. Sadece bir fatura geliyor. Zaten aynı yardım oluyor aslında. Nakdi yardım olmuyor. Dolayısıyla nakdi yardım olmadığı için, aynı yardım olduğu için sigorta primi hiç hesaplamıyoruz. Sadece gelir vergisine tabi tutmamız lazım ama orada da en çok karıştırılan konu şu oluyor aslında. Direkt %15'ten hesaplayıp geçiyorlar. Ama o değil. Kişileri tek tek alıp kimin hangi dilimde olduğunu bulmanız gerekiyor önce. Yani bunu birazcık zor oluyor tabii ama bir Excel'i alıp da en son hangi dilimden gelir vergisi hesaplanmış bulup sonra o dilim üzerinden o işçilere. Yani %15'lik dilimde kalanlara %15 üzerinden, %20'lik dilime çıkanlara %20 üzerinden birazcık azap oluyor. Kabul ediyorum ama yılbaşı paketi hediyesi veriyorsanız, işte ne bileyim Ramazan erzak paketi veriyorsanız, bu tarz aynı nakdi değil de aynı olarak yardım yapıyorsanız bu hesaplamayı da maalesef yapmanız gerekiyor. Günlük vermeniz lazım. Eskiden istisna bedeli sabitti hatırlarsanız. Zaten sigorta matrağının diyeyim asgari ücretin %6 kadardı ama artık günlük belirlendiği için ve kanunda da günlük geçtiği için o istisna hesaplayabilmek için günlük. Yani 2000'i 19'a bölersiniz ama istisnayı da 19 günden hesaplarsınız. Öyle olduğu zaman da bu sefer istisnanın üzerinde kalır.
Yani vergilendirirseniz sorun yok. Sadece her seferinde istisna tutarı değişecek. Aynen. Ya bu sene birazcık oldu zaten. Bir yandan iyi bir yandan kötü ama eskiden mesela diyelim netten brüte maaş hesaplamak çok kolaydı. 0.7149 gibi bir altın sayımız vardı. Artık yok. Yani ben Excel'de çok uğraş verdim mesela bir dönem. Bir şeyleri otomatik hesaplattırayım daha kolay olsun diye. İşin içinden çıkamadım. Dürüst olayım. Bir yere kadar çıkıyorsunuz ama bir yerden sonra ya bir istisnanla ya bir yerde mutlaka kilitleniyorsunuz. Onun için bu dönemde birazcık daha işimiz zorlaştı. Ama ilerleyen dönemde belki tekrar kolaylaşabilir. Ya da biz buna alışırız, bize artık kolay gelmeye başlar. Onu bilmiyoruz. Şimdi ısınma yani doğal gaz ya da elektrik yardımı. Aslında bu yardımın süresi doldu dolacak zaten ama yine değinelim dedik. Hatırladığınız ya da bildiğiniz gibi diyeyim 36'ya kadar bunun süresi. Burada da zaten istisna rakamı hatırlarsanız 1000 liraydı. Dolayısıyla 1000 liraya kadar bir ısınma ya da elektrik yardımı veriyorsanız personelinize istisnaya tabi tutabiliyorsunuz. Yani gelir vergisi ve istisnadan muaf tutuyorsunuz. Gelir vergisi ve SGK'dan muaf tutabiliyorsunuz. Ama 1000 liranın üzerindeyse eğer o zaman artan kısım, aşan kısım kadarını gelir vergisine ve SGK'ya tabi tutmanız gerekiyor. Aynı yol parası, akbil kart vesaire. Burada da gelir vergisi yönünden günlük 56 TL olarak açıklandı. Yine aslında yemek bedelinin bir benzeri günle orantılı olarak vermeniz gerekiyor ve istisna rakamında günlük 56 lira üzerinden hesaplamanız gerekiyor. SGK açısından baktığınız zamansa herhangi bir yükümlülüğünüz yok. Aynı yardım olduğu için direkt nakit para vermiyorsunuz da yol kart, bu kart gibi bir kartla ödeme yaptığınız için SGK açısından herhangi bir yükümlülük mevcut değil. Sadece gelir vergisinde vergilendiriyorsunuz. Nakit verirseniz o zaman tabii ki ne yapıyorsunuz? Nakden ödenen yol ücretleri gelir ve vergi damga vergisine tabi. Tabii orada yine 56 lira günlük yol parası istisnasını gelir vergisi açısından kullanabilirsiniz. Günlük hesaplayıp da. SGK açısındansa nakdi bir ödeme olduğu için SGK primine tamamı tabi oluyor. Orada çünkü bir istisna açıklanmadı. Personele sağlanan servis hizmeti kıdem tazminatına dahil edilir mi diye bir soru düşmüşüz. İşçi işçiye götürüp getirecek şöyle yapalım. Yani aslında SGK primi hesaplamayız. Sonuçta servis tayin ediyoruz. Yani ayrıca bir para ya da nakdi veya aynı bir yardım gibi de değil. Yani aynıya biraz daha ama yani bir bedel ödemiyorsunuz. Dolayısıyla bordoya brüte dahil etmezsiniz. Dolayısıyla SGK primine de dahil etmezsiniz. Dolayısıyla servis olduğu için kıdem tazminatına da dahil etmezsiniz. Ama yol parasında durum öyle değil. Boşta geçen sürelerde yemek ve yol ücretinin hesaplanması. Bu bölümde bir tık karıştırılan bir konu. Yol konusunda, şimdi özellikle pandemide bu boşta geçen süreyi çok fazla yaşadık değil mi? İşte KÇÖ dönemleri, nakdi ücret desteği dönemleri, kişiler evlerinde kaldı. Atıyorum 4 ay kişi işe gelmedi. Boşta geçen süre siz ona işte KÇÖ anlamında izin vermiş olabilirsiniz vesaire. Bu gibi durumlarda yol ücretini ödemenize gerek yok. Çünkü böyle bir gideri de oluşmaz. Evinde gelip gitmek zorunda değil. Gider yoksa buna bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Ama kanun diyor ki ve bu konuda Yargıtay kararı da olduğu için özellikle gündeme almak istedik ki zaten Yargıtay kararının esas numarasına da bakarsanız pandemi sonrasında görülmüş bir dava. Yani 2022 yılında. Dolayısıyla kanun diyor ki bu kişi evet diyor boş hani evinde boşta çalışmıyor. İşe gelip gitmeyeceği için yol parası hak etmez. Ama yemek parası hak eder diyor. Yani eğer işe gelip gitseydi iş yerinde öğle yemeğini yiyecekti. Ama şu an işe gelip gitmiyor. Dolayısıyla diyor evinde yemeğini yiyor. Her ne kadar boşta geçse bile senin onun yemek parasını vermen gerekiyor diyor. Yargıtay kararı bu. Çünkü işçi diyor orada kayba uğruyor. Yani gelip çalışsaydı bunu alacaktı. Çalışmadığı için almıyor. Ödeyeceksin. İşçinin kaybı var. Bunu karşılamak zorundasın diyor Yargıtay kararı. Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı bildiğimiz gibi işçi en az bir yıl çalıştıysa
ve haklı sebeple işten ayrıldıysa ki upuzun bir tabloda oraya koyduk, hangi kodla işten çıkarsa hangi hak kalır, onları da yine inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla eğer haklıysa, kıdem tazminatına hak kazanıyorsa yıl bazında bir brüt ücret olmak üzere sadece ve sadece damga vergisi kesintisine tabi tutarak kıdem tazminatı ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi burada en büyük sorun da şu oluyor aslında, kıdem tazminatı tavanı. Özellikle EYT'de çok yaşandı. Kişi dedi ki ben bilmem işte 10 yıldır çalışıyorum, atıyorum işte benim brüt maaşım diyelim 45 bin lira. Kalkıyorum, kıdem tazminatında tavan var. Tavan ne kadar? 19.982.83. 45 bin liradan adam hesaplansın istiyor ama kanun diyor ki 19.982.83'ü aşamazsın. Maaşın ne olursa olsun bu rakamın üzerinde kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz. Hatta bunun için emekli olmayıp EYT'den maaş almayanlar da var bildiğim kadarıyla. Öyle bir durum da söz konusu. Yani biraz daha yükselsin diye bekleyenler diyelim. Peki yol, yemek, ikramiye, prim, bunlar kıdeme eklenir mi? Ve iş sözleşmesi fesih edilmeksizin kıdem tazminatına karşılık ödenen avans ödemeleri gelir vergisine tabi midir? Şimdi yol, yemek, ikramiye, prim, bunu şöyle açabiliriz aslında. Kanun da der ki süreklilik arz eden sabit ödemeler kıdeme eklenir. Yani siz sürekli olarak yol parası, sürekli olarak yemek parası her ay düzenli bir şekilde ödüyorsanız o zaman bunları dahil edersiniz. Ama mesela satış primi ödüyorum. Satış primi nedir? Satışıyla orantılı olarak ödenen bir şey. Satış yoksa prim yok. Satış çoksa prim çok. Satış azsa prim az. Sabit bir tutarı yok. Sabit bir tutarı olmadığı için ve satışa odaklı olduğu için bunu eklemek zorunda değiliz. Fazla mesai eklenir mi sizce? Biraz size söyleyeyim çünkü su içmem lazım. Aynen öyle, eklenmez. Neden eklenmez? Çünkü sabitlik arz etmiyor. Yani adam her ay farklı sürelerde çalışabilir. Hatta bazı aylarda hiç fazla mesai de yapmayabilir. Orada şöyle bir muvaza var aslında. Şimdi orada şöyle bir muvaza var. İş davaya gittiğinde, madem öyle orayı da açalım. Çünkü firmalar bunu yapıyor. Firma diyor ki, kişinin diyor ücreti, atıyorum brüt rakamı diyor 20 bin lira. Asgari ücretine kadar 10.008. Ya diyor ben buna brüt diyor 15 bin lira vereyim. Kalanı da diyor fazla mesaiyle ödeyeyim ki kıdemden kaçayım. Maalesef bunu yapanlar var. O durumda işte mahkeme bakıyor. Diyor ki bu adam hep mi 80 saat fazla mesai yapar? Bir de yani şey de ironik oluyor bazen. Kişi bakmıyor puantaja, alışmış takır takır geçiyor. Ya bayram varmış zaten, bir ay, bir haftası kayıp o ayın. Hani istesen de 80 saat fazla mesai çıkmaz. Hani bir de bazen bu da oluyor. İnsan kaynakları hiç bakmıyor, her aya otomatik yapıştırıyor. İş davaya gittiği zaman davada o iş öyle olmuyor. Çünkü hakim diyor ki gerçekten çalışmadığını ispatla. Hani gerçekten fazla mesai olduğunu ispatla. İspatlayabilir misiniz? Biraz zor. Dolayısıyla o bölüme de dikkat etmek lazım. Hep sabitse. Aklın yolu bir. Hakim de yok böyle diyor. Ben diyor seni bir iyice araştırayım. Genelde de zaten haksız çıkıyor işveren. Onun için çok girilmemesini tavsiye ederim. Evet. Artık günümüzde o da var. Arabuluculuğa gidiyorlar. Tabii ihtiyari arabuluculuk diye bir kavramı da aslında bunun için var. İşveren diyor yaptım yapacağımı ama diyor arabulucuyla diyor nasıl olsa kapatırım diyor. Ve gerçekten de kapanıyor orada konu. Yani birazcık şey aslında bu konularda şahsi fikrimi söylemem gerekirse. Yani işe girerken evet herkes zor durumda oluyor zaten. İşte iş bulabilmek için belki deneyim tecrübe kazanabilmek için birçok şartı kabul etmek zorunda kalıyor. Ama kişi 10 sene çalıştıktan sonra hala bunlara itiraz ettiğinde ben açıkçası kendi adıma kızıyorum. Yani o zaman zorunluydun ama bu 10 sene zarfında değiştirebilirdin. Seni silah zoruyla çalıştırmadılar. Yani o konuda işçi böyle şey yaptığı zaman diyorum ya bunu yapma. Hani tamam memnun değilsin, çok da haklısın ama bu kadar beklemene gerek yok. Ya değiştir ya bir şekilde çözüm yolu bul. Konuş patronunla. Yazık günah, o işçiye de yazık günah çünkü. Hani biraz şahsi fikrim. Doğrudur, yanlıştır bilemem.
Şimdi bunu da şu avans konusuna da değinelim. Bu da çok fazla yaşanan bir durum aslında. Kişi işte ev alması gerekiyor, araba alması gerekiyor. Diyor ki ya patron nasıl olsa bana tazminat vereceksin. Bana bir tazminat için avans versen. Kanun da der ki iş sözleşmesi feshedilmeden kıdem tazminatı doğmaz. Yani dolayısıyla sizin işçinize verdiğiniz kıdem tazminatı avansı sadece avanstır. Kıdem tazminatı avansı değildir. Dolayısıyla gelir vergisine tabidir. Yarın öbür gün ileride kıdem tazminatına mahsup da edilemez. Hani anlaşma yaparsınız, ödediğiniz tutardan mahsup edebilirsiniz ama kıdem tazminatını da gene vergilendirirsiniz. Gerçi Allah'tan gelir vergisi yok orada. Ya zaten burada açıklamaya çalıştığımız da o. Normalde kıdem tazminatına gelir vergisi yok, sadece damga vergisi var. Ama kıdem tazminatı avansı diye verdim, buna gelir vergisi yürütmeyeyim, sadece damga vergisine tabi tutayım deme şansınız yok. Çünkü iş akdi sonlanmamış, ana madde ortaya çıkmamış. Evet, giriş çıkış yapıyorlar, onu da öyle hallediyorlar, o da doğru. Bizim meslekte veya bizim Türk halkında diyeyim aslında, kolayı var her şeyin. Ama giriş çıkış ne kadar doğru? Yani çünkü giriş çıkışta da bu sefer kıdem hakkı ilk girişinden başlar. Bu sefer ne oluyor? Arada geçen sürenin brüt rakam farkı ortaya çıkıyor. Tamam, ödediğiniz mahsup ediyorsunuz ama hani bugünkü asgari ücret 10 bin, o zamanki asgari ücret 20 bin. Ne oluyor? Aradaki 10 bin için bir daha o süreye kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. O konuda da işte işverenlere söylüyoruz, böyle bir riskin de var diye. İhbar tazminatı, sıkılıyor musunuz bilmiyorum bu arada. Çok güncel konulardan bahsediyoruz ama tamam, güzel, onay geldi. Şimdi ihbar tazminatı. İhbar tazminatı bildiğiniz gibi iş akdinin işveren veya işçi tarafından haklı nedenle feshine dayanır. Ve burada süreler vardır. İşte kişi 6 aydan az çalışıyorsa eğer, 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışıyorsa, 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışıyorsa, 6 hafta, 3 yıldan daha uzun bir süredir çalışıyorsa, 8 hafta ihbar öneli tanınır. Burada ihbar tazminatı bu arada hem gelir vergisine hem de damga vergisine tabidir. Burada en çok değinilmesi gereken durum şu aslında. İşveren mesela bir işçiyi işten çıkardı. Orada ne yapması gerekiyor? Birincisi işten çıkarıcına dair bir fesih bildirimi yapması gerekiyor. Ve bu fesih bildirimini yaparken ihbar önelini de yazması gerekiyor. İşte senin çalışman 2 yıl. 2 yıl ne aralıkta? 1,5 ile 3 yıl arasında. O zaman 6 hafta bunun ihbar hakkı var. İşte bugünün tarihinden itibaren 6 hafta sonraki tarihi yazıp işte çalışma süreniz bu kadar olduğundan 6 hafta ihbar önelinizde hesaplanarak şu tarihte iş akdiniz feshedilecektir. Biz buna ihbar öneli diyoruz. Ha yok, eğer ihbar tazminatı ödemeyeceksek o durumda da ne yapıyoruz? Süre yazmıyoruz zaten. 6 haftalık ihbar tazminatınız tarafınıza ödenecektir. Yani bugün veya işte yarın iş akdiniz sonlanacaktır. İşveren eğer ihbar tazminatını ödemeyecek, bunu süre olarak kullanacaksa mutlaka ihbar önelini yapması gerekiyor. Gerçi o her halükarda işten çıkarmada mutlaka bir fesih bildirimi yapılması lazım. Atlanan bir konudur bu da ama hele ki hele ihbar söz konusuysa ihbar öneli yazısının olması şart. Çünkü iş SGK'ya gittiği zaman SGK diyor ki ya ödeme dekontunu getir ya ihbar önelinin dilekçesini getir. İkisinden birini getiremediğiniz zaman da o size cezayı getiriyor. Öyle söyleyelim. Burada bir nokta daha var ki bununla ilgili de görülen davalar ve sonuçlanan davalar da var. Peki işçi işten ayrılıyor. İstifa etti pat diye. O zaman işverenin de hakkı var değil mi? Ama burada işverenin hakkı maaştan mahsup etme yoluyla değil. Çünkü maaş işçinin hakkı. Siz kalkıp da işte ya 15 gün çalışması gerekiyordu, bu 15 günü çalışmadı. Dolayısıyla işte ben onun 15 günlük maaşını haczederim. Böyle bir şansı yok işverenin. Ancak ve ancak noter kanalıyla işveren de ona ihbarda bulunacak. Diyecek ki işte böyle 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 ihbar sürenizi kullanmadığınızdan dolayı ihbar ücretini firmamıza ödemenizi talep ederiz. Yine ödemiyorsa dava açıp dava yoluyla bunu alabilir. Burada da hesaplama şekli var. Zaten öncelikle günlük ücreti veya haftalık ücreti buluyoruz. Haftalık olarak ödendiği için sonrasında da brüt ihbar tazminatını bulup hem gelir vergisi hem damga vergisi yönünden kesintiye tabi tutuyoruz. Ve net ihbar tazminatını da kişiye ödüyoruz. Hocam
Tabii giydirilmiş ücret. Ama biraz önce aslında ihbarda... Yok bir dakika. İhbar tazminatı giydirilmiş üzerinden değil ya. İhbar tazminatı normalden. Ergün Bey'e soralım. İhbar tazminatında giydirilmiş... Kıdem tazminatında giydirilmiş ücretten. İhbar tazminatında... İhbarda değil diye hatırlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Ya yani aslında giydirilmişten de şöyle giydirilmişten. Yani bu kişi eğer çalışsaydı siz ona zaten çalışma süresi için ödeme yapıyorsunuz değil mi? Yani ya çalıştıracaksınız ya da çalışması yerine ödeme yapacaksınız. Yani orada ihbar tazminatında mesela yol kısmını ödemeyebilirsiniz. Çünkü sonuçta kişi gelip gitmeyecek. Ama yemeği ödemeniz lazım. Yani biraz boşta geçen süreye de bakmak lazım. Onun için bir bocaladım çünkü hani direkt kıdem gibi de değil. Hı? Ama orada işte yol parası gelip gitmiyor ya. Bir orada aradayım yolda. Hani diğer konularda evet direkt şey gibi, kıdem gibi. Yani gerçi o da doğru. Son bir ay içinde aldığı brüt maaş, son bir ayda aldığı brüt ücretin üzerinde o varsa tabii giydirilmişe dönüyor. Doğru. Doğru. Kusura bakmayın böyle şey çok sıkmayayım sizi diye hızlı davranıyorum. Arada soru gelince de şey bir sonraki konuya konsantre olunca dönmek zor oldu. Şimdi ihbar süresi içinde yıllık izin kullandırılabilir mi? Yani bu konuda yaklaşık 4 tane mahkeme kararı vardı. Onun için özellikle koymak istedim. Demek ki dedim çok sık yaşanan ve halen daha bilinmeyen bir şey ki bu kadar sık mahkeme kararı olmuş. Bu durumda mahkeme aslında bunu iki yönle ele almış. İşveren fesi ve işçi fesi noktasında. Eğer diyor fesi işveren yaptıysa o zaman yıllık izni diyor ihbar süresi olarak değerlendiremez. Ama fesi yapan işçi ise o zaman evet diyor yıllık izin süresi ihbar süresiyle değerlendirilebilir. Dolayısıyla veya şu da olabiliyor işte kişinin diyelim bir hafta yıllık izni kalmış ihbar süresi diyelim 2 hafta bir hafta yıllık izin kullandıralım bir hafta da ihbar süresini kullandıralım diyor işveren. O zaman da diyor ki ihbar süresinin bölünmezliği ilkesine aykırı. Yani o ihbar süresini 2 hafta boyunca ihbar süresi olarak kullandırmak zorundasınız. Yani iş arama izninden bahsetmedik zaten biliyorsunuzdur. İhbar süresi boyunca da her gün günde 2 saat iş arama izni var kişinin. İşçi tarafından yapıldığında zaten işçiye geçebileceğine hüküm verilmiş. Bundan da bahsetmiştik. Yani işçi onu saydırabilir ama işveren saydıramaz. Yıllık izin süreleri de yine hizmet süresine bağlı olan bir hak. Kişi 1 yıldan daha uzun çalıştığında yıllık izin hakkı elde ediyor. 1 yıldan 5 yıla kadar ki burada 5 yıl dahil olmak üzere işçi iş yerinde çalışıyorsa 14 gün en az yıllık izin hakkı var. Kişi eğer 5 yıldan 15 yıla kadar çalışıyorsa 20 gün, 15 yıldan daha uzun süredir iş yerinizde çalışıyorsa 26 gün yıllık izin hakkı var. Burada 2 tane istisna var. Kişi eğer 18 yaşın altındaysa ki buna 18 yaş da dahil ve 50 yaşın üstündeyse ki burada da 50 yaş dahil. Bu gibi durumda direkt 20 günden başlıyor. Yani mesela 50 yaşında birisini işe aldınız, direkt ilk yılı da olsa izin süresi 20 gün. 18 yaş altında birini aldınız. İlk senesi de olsa gene 20 gün olmuş oluyor. İzin başlangıç süresi. Burada da en çok karıştırılan noktalardan birisi şu. Çok fazla bu konuda soru geliyor çünkü. Yani kişi paraya sıkışmış, yıllık iznini işte kullanmak istemiyor, parasını istiyor. Ödeyelim mi Özlem Hanım? Bana çok geliyor. Ödeyemezsiniz çünkü kanun diyor ki izni izin olarak kullandırmak zorundasın. Ha kullandıramadın, izne gidemedi işçi, çıkıyor. Artık onu kullandırma şansınız da yok işten ayrıldığı için. Ancak o zaman para olarak ödeyebilirsiniz diyor çıkış anında. Ama çıkış anından önce izin parasını, para olarak yıllık izin parasını ödemek imkansız. İşçinin yılı dolmadan yıllık izin kullandırılır mı? Bu konuda çok sık gelen bir konu. Kanunda karşılığı yok. Yani kanun kullandırılabilir de demiyor, kullandırılamaz da demiyor. Birazcık aslında işverenin inisiyatifine, işverenin işçisiyle anlaşmasına
bırakılıyor. Orada da mesela diyelim işveren iyi niyet gösterdi. İşçisine yılı dolmadan yıllık izin kullandırdı. O durumda işçi de yılı dolmadan işten çıktı. Geri alamaz. Bunun tek bir koşulu var. Eğer iş sözleşmesinde siz bunu madde olarak eklediyseniz, yani işte yılı dolmadan kullandırılan yıllık izin avansları, işte yılı dolmadan işten çıkılması halinde işçiden talep edilecektir veya geri alınacaktır gibi bir maddeyi iş sözleşmesine eklediyseniz, o zaman işçi kendisini kurtarabilir. Ama onun haricinde işveren sonuçta böyle bir risk almış oluyor. Eğer sözleşmede yoksa artık işçinin insafına kalıyor bu sefer de işveren. Yıllık izinler bölünebilir mi? Hem uygulamada yaşanan bir sorun aslında, hem de maalesef böyle devam eden bir durum. Yıllık izinler bölünebilir ama kanun der ki bir parçası en az 10 gün olmak zorunda. Yani atıyorum 14 gün izni var kişinin. 10 artı 1, 1, 1, 1 ya da 10 artı 2, 2 gibi verebilirsiniz. O 10 günü bir bütün olarak vermek zorundasınız. Kanunda böyle geçiyor ama iş hayatında bunu yapma şansımız yok gibi bir şey. Zaten işçi kullanmak istemiyor 10 gün kesintisiz. Yani o durumda öyle bir sıkıntı var. Ne oldu? İlk önce 10 günü kullanacağız ya sen diğer bir 10 oluyor. Aslında ilk önce 10 doğru olan ama. Genelde 1-1-10 da 10-11-1 de kullandıramıyoruz aslında. Genelde şey böyle 2-5-8 falan diye gidiyor. Yani çok öyle şey yapamıyoruz ama kanunda geçen bu aslında olması gereken de bu. Çünkü 10 günde kişinin bir tatil yapıp kendini yenileyip daha dinç bir şekilde işe gelmesi amaç ama kullanabiliyorsa öpüp de başımıza koyuyoruz. Hele muhasebe departmanındakiler herhalde çok fazla kullanamıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi ona geleceğiz. Onun için şey bittikten sonra slide soru sorarsak çünkü kesilince şey oluyor. Aynen konu uzuyor. Sonda istediğini sorabilirsiniz. Yıllık izinler bölünebilir mi? Bunu bahsettik zaten. İşçi yıllık izin talebini hangi sürede bildirmelidir? Yıllık izin verme veya süreyi belirleme hakkı işverenin inisiyatifindedir aslında. İşçi de yıllık izni kullanmadan en az bir ay önce işverene yazılı olarak müracaat etmelidir. Eğer işveren uygun görürse onun istediği tarihi onaylayabilir. Ama işin akışından dolayı, işin durmaması gerektiğinden dolayı orada karar merci işverendir diyebiliriz. Yıllık izin istediği zaman kullanılabilir mi? Aslında ikisi aynı bölümü oluşturdu. Part-time, kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışan işçilerin yıllık izin hakları nasıldır? Birebir aynı. Yani atıyorum işte bir yılını doldurduktan sonra 14 günse gene 14 gün. Ama yıllık izin ücretli bir izin değil mi? Normal tam zamanlı çalışan bir personelde biz ne yapıyoruz? Tam haftalığını işe gelmiş gibi ödüyoruz. Kısmi çalışmada ben sadece salı ve çarşamba günleri çalışacak diye işaretlediysem o zaman yıllık izinde de sadece salı ve çarşamba günü için maaş veriyorum. Tek değişen bu oluyor. Yani çalıştığı süreyle orantılı olarak ücretlendirmek gerekiyor. İki günse iki gün. Ama tam zaman da tam zaman. Bu arada aklıma gelmişken şeyi de söyleyeyim. Birçoğu yerde şuna da denk geliyoruz. İşte normal haftalık çalışma süresi 5 gün. Cumartesi, pazar tatil ama yıllık izin işin içine girdiği zaman cumartesi de yıllık izin süresinden sayılıyor. Bu doğru mu? Doğru. Çünkü baktığınız zaman siz diğer günlerde zaten o aslında aradaki farkları çalışarak kapattığınız için cumartesiyi boşta geçen süre olarak alıyorsunuz. Ama yıllık izinde fazladan bir çalışmanız olmadığı için yani 7,5 saatten 9 saate çıkarmak için bir çalışmanız olmadığı için doğal olarak yıllık izinde 6 gün sayılır. Bu da doğrudur bir hafta. Bu işten çıkış kodları gene slaytı işte ileride de kullanmak isterseniz diye koyduk. Hangi işten ayrılış nedeniyle hangi kodda işte kıdem, ihbar tazminatı, işsizlik ödeneği alınır alınmaz bunlar. Bu da 2021 yılında biliyorsunuz ki 29. madde biraz daha işveren lehine genişletildi. 29. maddedeki haklar zaten aynı şekilde geçerli. Zaten işveren haklı sebeple feshettiği için hiçbir hak alamaz. Bu da genişletilmiş yeni kodlarını da koyduk. İkinci kısma geçmeden son bir şey daha ekleyeyim. Onu eklemiştim, vazgeçtim.
Buraya kadar benden bu kadar, sözü Ergün Bey'e bırakıyorum. Halen daha gücünüz varsa, yorulmadıysanız, çok görmediysem. Ben de ondan bahsedecektim. Öncelikle merhabalar. Şimdi tabii konu mevzuat ve hukuksal terimler olunca doğal olarak biraz motivasyon düşüklüğü, sıkılma, kafaların düşmesi, sağa sola gitmesi gibi şeyler olabiliyor. Buradan çok rahat takip edebildiğim için ne yazık ki. Ben de tabii ikinci sıradaki şanslı olduğum için biraz daha motivasyon düşük olacak ama bunu da biraz değil mi farz ederekten, tahmin ederekten ikinci bölümü daha böyle hap bilgiler şeklinde hızlı hızlı eğlenceli hale getirmeye çalışacağız diye düşünüyorum. O yüzden ben de lafı çok fazla uzatmayayım artık. Hemen başlayayım. Şöyle, Özlem Hanım'ın başta gösterdiği bir tablo vardı. 3 slide'dan oluşan ve çok uzun olan. Aslında orada SGK ve gelir vergisi açısından istisnai durumlar yer alıyordu. Biz de slide'ın bu bölümünde birkaçı çok kullanılan ya da adı geçen ya da acaba bu neydi gibi kafalarda soru işareti olan kısımları almaya çalıştık. Bunlardan ilki çocuk zammı ya da yardımı. Şimdi SGK prim açısından baktığımızda asgari ücretin %2'si SGK'dan istisnadır. Gelir vergisi açısından da çocuk zammı ya da yardımı açısından herhangi bir istisna yoktur. Yine aile zammı, aile yardımı, yine bu da SGK primi açısından asgari ücretin %10'u oranında SGK priminden istisnadır. Yine gelir vergisi açısından herhangi bir istisna yoktur. Kira yardımı, burada bir yargı kararına da atıfta bulunduk ama özet olarak SGK primi açısından kira yardımı SGK priminden istisnadır. Aynı ya da nakdi olmasının herhangi bir önemi yok. Gelir vergisi açısından burada bir lojman durumuna yine açıklama getiriliyor. İşveren tarafından bir lojman tahsisi yapılırsa ve bu 100 metrekareyi aşmıyorsa bu gelir vergisinden istisna. Bu lojman tahsisi yapıldı ve lojman 100 metrekareyi aşıyor. Emsal bedel belirlenerek bu emsal bedel tutarında da gelir vergisine tabidir. Yine lojman niteliği taşımayan durumlarda da kiranın nakden ödenmesi gelir vergisi açısından istisnaya tabi değildir. Kreş yardımı, yine burada özellikle bir durum var. Eğer işveren tarafından kreş hizmeti iş yerinde sağlanıyorsa bu gelir vergisinden istisnadır. İşveren tarafından gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen gündüz veya kreş, gündüz bakım evleri ya da kreşlere doğrudan bir ödeme yapılıyorsa bunun da %50'si gelir vergisinden istisnadır. Yine SGK prim açısından baktığımızda da aynı olduğu için, aynı nitelikte olduğu için SGK priminden istisnadır. Yine kreş yardımı nakdi olarak, ücret olarak kabul edildiği için SGK ve gelir vergisi açısından herhangi bir istisna yoktur. Şimdi burada devreden sigorta matrahı, şurada böyle bir şey, şöyle bir şey açıklanıyor. Sigorta matrahı ya da ücretler genelde ödendiği ayda prime tabi tutulur. Buradaki özellikli durum, ücret dışındaki ödemeler buradaki tavan ücreti aşıyorsa daha sonraki aylarda da bildirimi yapılabilir. Buradaki 2 aylık kısımda, yani bu 2 aylık kısımda bildirimin yapılması. Diyelim ki bu ay bu tavanı aştı, ödeyemediniz. Diğer takip eden 2 ayda maksimum bunu bildirmek zorundasınız deniyor. Personele ödenen yine kar payları, bunlar bir zincirleme halinde gelecek ama şöyle, prim, ikramiye ve kar payları adı altında yapılan ödemeler ücret niteliğinde olduğu için SGK ve gelir vergisinden herhangi bir istisna yoktur. Yine burada bayram ikramiyesi, yine prim, ikramiye, kar payı adı altında yapıldığı için nakdi olarak da yapılırsa ücret olarak değerlendirileceğinden herhangi bir istisna yoktur. Aynı olarak yapılan bayram yardımları SGK priminden istisna. Bu kavram çok bilinmiyor olabilir ama genelde kamu personeli, kamuda 4B olarak çalışan sözleşmeli personel belirli şartları sağladığında işten çıktığı zaman kendisine iş sonu tazminatı adı altında bir tazminat ödeniyor. Bunun nedeni de 4B'li çalışan, kamuda çalışan personel genelde iş kanununa tabi değil. Özel bir kanuna tabi olduğu için böyle bir tanımlama yapılmış.
Şimdi işe iade davası, bu bir süreç, yine 3 slide halinde toparlamaya çalışacağız ama burada bir iş güvencesi kavramı var. İş güvencesi kavramı iş kanununda 30 veya üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 ay kıdemi olan ve belirsiz süreli çalışan işçiler için kullanılıyor. Şimdi burada işe iade davasının oluşmaması için hangi şartlar gerekir? İşçinin kendi yetersizliğinden ve davranışlarından kaynaklı herhangi bir fesih olmaması gerekiyor. Veya çıkarılan işçinin işveren niteliğinde olmaması gerekiyor. Yani müdür, müdür yardımcısı veya yönetici diyebiliriz. İşletmenin veya iş yerinin geçerli bir nedene dayanarak fesih gerekiyor. Yani işletmeden veya işverenden kaynaklı yine haklı bir nedene dayanmalı. Fesinde son çare olduğu ilkesi denmiş. Burada da tabii tamamında ispat esaslı bir durum gerekiyor ama bu işveren açısından işe iade davası oluşmaması. Şimdi işçi açısından baktığımızda fesih bildiriminde eğer herhangi bir sebep gösterilmezse işveren açısından nasıl bir yol izleyebilir işçi? Burada yine kendisine fesih bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren bir ay içerisinde arabulucuya gitmek zorunda. Arabulucu da anlaşılamaması halinde de son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde de iş mahkemesine dava açılabilir. Yine burada dava sonucunda, yani davanın sonucu geldi. Bu tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde işverene başvuruda bulunmak zorunda işe iadesi için. Bu sürede başvuruda bulunmazsa ne yazık ki fesih geçerli oluyor işveren açısından. Yine bu sürede bir ay içerisinde işveren işçiyi başlatmak zorundadır işe. Eğer işçiyi işveren işe başlatmazsa kendisine iş güvencesi tazminatı ödemek zorunda. Bu da en az 4 en çok 8 aylık oluyor. Bu 4 ve 8 ay neye göre belirlenir dersek bu da kendisinin kıdem süresine göre belirleniyor. İşte 6 aydan 5 yıla kadar, 5 yıldan 15 yıla kadar ve 15 yıl üzeri diye. Yine boşta geçen süreler için de en çok 4 aylık ücret ödeniyor kendisine. Burada tabii çok yazı uzun görünüyor ama özetle şunu diyor. Dava sonucunda işçiye ödenmesi gereken bir miktar ortaya çıkarsa bunun bildirimi ve SGK ve gelir vergisi açısından durumu belirtiliyor. Burada hem ödenen ücret olarak, ödeme ücret olarak değerlendireceği için SGK primine ve yine ödeme ücret olarak değerlendirildiği için gelir vergisine tabi. Diğer tarafta da diyelim ki işveren işçiyi almadı işe. Mahkeme kararından sonra işçiyi işe almadı işveren. Burada da iş güvencesi tazminatını kendisine ödemek zorunda. Bu tazminat da hem SGK primi açısından hem gelir vergisi açısından istisna olarak kabul ediliyor. Burada tabii iş güvencesi kavramını açıklamıştık. İş güvencesi kavramında ya da kapsamında olmayan işçilerle ilgili, yani 30 ve üzerinde bir iş yerinde çalışmayan, işçi sayısı 30 ve üzerinde olan bir iş yerinde çalışmayan, 6 aylık kıdemi bulunmayan bir işçi de kötü niyet tazminatı ile ilgili işverene bir hak talep edebiliyor ya da dava da açabiliyor. Bunun şartlarının oluşması için de işçinin sürekli çalışıyor olması, belirsiz süreli bir sözleşmeyle işverene bağlı olması, yine sözleşmenin haksız veya kötü niyetli yapılmış olması gerekiyor. Burada yine kötü niyet tazminatında bir kilit nokta da burada 3 katı kadar tazminat ödemek zorunda ihbar bildirim sürelerindeki duruma göre. İşçinin sürekli çalıştığı iş yerinde dediğim gibi 30'dan fazla işçi olması gerekiyor. Eğer böyleyse, 30'dan fazlaysa zaten işe iade davası açabiliyor. Eğer 30'dan fazla değilse iş güvencesi olmadığı için kötü niyet tazminatı isteyebilir. Bu maaş haczi genelde birçoğumuz biliyoruz ama yine de biz buraya belki en doğru bilinen yanlışlar kapsamında almak istedik. Öncelikle yine net maaşın 1/4
kesilebiliyor. İşçi eğer rıza gösterirse daha fazlası kesinti yapılabilir. Maaş tacizi ile ilgili birden fazla alacaklı varsa ilk talepte bulunan alacaklıdan başlayarak aşağı doğru kesinti yapılarak yine gerekli icra dairelerine gönderimler yapılıyor. Nafaka alacaklarında özellikle bir durum var. Orada da eğer nafaka alacağı asgari ücret kesintisinden fazlaysa nafaka alacağı kadar talepte bulunabiliyor. Bunun dışında da yine aşağıda bir yargı kararına atıfta bulunmuşuz. Kıdem tazminatı ve vergi dairesi alacakları gibi alacaklar ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından haciz edilebiliyorlar. Şimdi burada eksik gün bildirimleri yine belki birçoğumuzun daha önceden bildiği ya da belki yeni başlayan arkadaşlarımız bilmeyebilirler ama eksik gün kodlarından dolayı SGK'ya daha önce bildirimlerde bulunuyorduk. Bu burada tebliğ zaten yazıyor. Bir yazı ile artık en azından kağıt ortamında SGK'ya bildirimiyle ilgili bu durum ortadan kaldırıldı. Ancak bu durumun ortadan kaldırılması bununla ilgili belgeleri hazırlamamızı ve SGK istediğinde onlara tebliğ etmemi şartını ortadan kaldırmıyor ne yazık ki. Bu da yine SGK tarafından bu belgeler bizden istenirse 15 gün içerisinde de SGK'ya bu bilgiler sunulmak zorunda. Şimdi burada fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma durumu var. Burada da iki tane örnek var. Ocak ayında 12 saat fazla çalışma yapan işçinin fazla çalışma ücreti saat ücreti çarpı 1,5 demiş. Burada saat ücretini tabii net ücret üzerinden 225'e böldüğümüzde 37,80 olarak buluyoruz. Mesai ücretinde yine 1,5 katı dediği için saat ücreti yani 1 saatlik ücreti çarpı 1,5 çarpı 12 dediğimizde de 12 saat fazla çalışması olduğu için 680 TL olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi burada fazla sürelerle çalışma kısmında belki bir nüans olabilir. 45 saate kadar olan kısmı 1,25 diyor. Yani 7,5 saatten az çalışma ile ilgili bir anlaşma varsa ve işçi diyelim ki 6 saatlik bir anlaşma yaptı ama bundan daha fazla çalıştı. Böyle bir anlaşmada çarpma oranı 1,25. 45 saati aşan kısımlarda da saat ücreti 1,5'la çarpılıyor. Yine hafta tatili ve genel tatilde mesai ücretleri kısmı var. Aslında işlemlerin birçoğu aynı. Yine 1 saatlik ücreti buluyoruz net asgari ücret üzerinden. Yine onu da hafta tatili anlamında söylüyorum. Saatlik ücretle çarpıp 1,5 katla çarptığımızda da haftalık tatil mesai ücretini buluyoruz. Genel tatil ücretlerinde özel bir durum var. Burada 1,5 değil de bir günlük ücretle çarpılıyor. Burada yine 225 saate böldüğümüzde bir günlük ücreti buluyoruz. Bir günlük ücretle de 37,80 çarpı 7,5 çalışma saati bir günlük ücret vereceğimiz için 283 TL buluyoruz. Burada tabii hafta tatiliyle ilgili kişi gelip bir saat bile çalışsa bir günlük ücretini yine hak ediyor. Bu zaman aşımı süreleri genelde karıştırılıyor belki olabilir. Genelde borçlar kanunundaki atıftan dolayı sözleşmelerde 10 yıl olarak biliniyor ama burada özel bir durum var işçi alacakları ile ilgili haricen düzenleniyor kanunda. Bununla ilgili de zaman aşımı süreleri 25 Ekim 2017 7036 sayılı kanunla aşağıda da göreceğiniz gibi kıdem tazminatı, ihbar, kötü niyet ve eşit davranma ilkesine aykırı bütün tazminatlar zaman aşımı süreleri 25 2017'den sonra 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Burada yine sağlık raporu açısından bakmak istedik. Belki kafa karıştıran ya da sık kullanılan bir durum olabilir diye. Öncelikle işçinin kendi kastından veya hayatının veya yaşantısının çok iyi olmasından kaynaklanan bir durumdan ortaya çıkan hastalığının 3 iş günü veya 5 iş gününden fazla sürmesiyle işveren bu konuda haklı bir fesih sebebi elde ediyor. Yine alt bentte bunlar dışında kalan diyor. Hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi durumlarda bildirimsiz fesih hakkı mevcut. Ancak burada tabii çalışma sürelerine, 17. maddedeki bildirim sürelerine birazdan tabloda göstereceğim. Atıfta bulunuyor. Bunların tamamının 6 hafta aşılmasından sonra işverenin bu fesih hakkını kullanılabileceği söyleniyor. Buraya baktığımızda da kıdem ve ihbar süreleri genelde zaten benzer ve biliniyor. Bu kıdem ve ihbar sürelerinin üstüne
bu dediğimiz şekilde rapor ve benzeri devam ettiği zaman bunların tamamına 6 haftalık süreler ekleniyor. Gördüğünüz gibi toplam süre olarak da yan tarafta bunu verdik. Yine işveren haklı nedenle fesi yapabilmesi için yine kanunda atıfta bulunan 3 tane madde var. Öncelikle işçinin savunması alınmalıdır. Fesih sebebi açık ve net şekilde belirtilmelidir. Yine fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır kendisine. Burada gece çalışmasını yine biraz açıklamaya çalıştık. Belki kafa karıştıran bir durum vardır diye. Öncelikle gece çalışması nasıl tanımlanıyor? Saat 20'den 6'ya kadar olan süre gece çalışması olarak tanımlanıyor. Bu da en fazla 11 saat süren dönem. Şimdi gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Ancak dediğimiz burada da belirtildiği gibi bazı özellikli veya diğer sektörler diye de burada belirtiliyor. Turizm, özel güvenlik, sağlık veya Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araba araştırma ve benzeri gibi hizmetleri yapanlar. Şimdi nitelikleri dolayısıyla 24 saat temelli çalışan iş yerlerinde postalar halinde çalışmada zorunlu olarak 3 posta yapılması gerekiyor ya da çalışmaların 3 posta şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Yine üstte atıfta bulunan sektörlere altta da atıfta bulunabiliyor. Bu sektörlerde bu değişkenlik gösterebilir. Yani 2 posta halinde de çalışılabilir diyor. Gece ve gündüz işletilen veya nöbetleşe çalışılan durumlarda postalar gece ve gündüz dinlendirilerek birer hafta veya ikişer hafta halinde nöbetleşe veya dinlendirilerek postalar uygulanabilir. Yine bir postada çalışan işçiyle ilgili 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamıyor. Sanayiye ait iş yerlerinde 18 yaşından küçük çocuklar çalıştırılamıyor. 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerle ilgili de yine Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yönetmelik gereğince gösterilen durumlarda yine çalışma yapılabiliyor. Burada posta değişimlerinde 7,5 saatin altında herhangi bir çalışma yapılsa da normal posta ücretinde herhangi bir kesinti yapılamıyor. Çalışma belgesi hem iş kanununda hem borçlar kanununda atıfta bulunan bir belge ve bunun verilmesinin zorunlu olduğu belirtiliyor. Burada tabii önemli olan bilgi işin çeşidinin ve süresinin belirtilmesi. Borçlar kanununda ekstradan işçinin talebine atıfta bulunularak istemesi halinde kişinin beceri ve tutumuyla ilgili de gerekli bilgilerin işveren tarafından verilmesi sağlanabilir. Yine çalışma belgesi verilmezse nasıl bir cezaya tabi oluruz? Bu 2023 yılı için iş kanununda belirtilen para cezası 885 TL bir idari para cezası var. İbraname genelde benim de meslek hayatıma başladığım ilk yıllarda işçi çıktığında hemen işveren çabucak bize gönder imzalatalım sonra uğraşmayalım şeklinde bir durum oluyordu ama borçlar kanunu bunun çok çok tersini söylüyor. İbranamenin öncelikle geçerli olabilmesi için yazılı bir sözleşme halinde düzenlenmesi gereklidir diyor ve İbraname en az işçinin işten çıkış tarihinden bir ay sonra imzalatılmalıdır diyor. Tabii ki ibranın konusu ve miktarı açıkça belirtilmelidir. Yine burada yapılan ödemeler banka aracılığıyla yapılmalıdır diyor. Yani borçlar kanununa göre belki de birçoğumuzun düzenlediği ibranameler geçersiz gibi bir duruma düşüyor. Biraz hızlı oldu ama soru işareti kaldıysa da. Zaten seminerimiz bittikten sonra soru alalım diyorduk. Zamanlama harika oldu aslında. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sunumunuz çok yararlıydı. Benim sorum tam son konuyla ilgili. Bu ibraname diyoruz ya işçinin kesin yazılı olmalı durumu var. Hani doğru bilinen yanlışlar diyoruz ya, yazılılık konusu bir el yazısıyla mı olması gerekiyor yoksa hani bilgisayar çıktısın yazılıp altına imzayla mı olması gerekiyor? Bu
konuda. Aslında bilgisayar çıktısı yeterli ama orada işçi hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır diyor. Şimdi siz orada el yazısıyla en azından işte İbrahimname'nin en alt kısmında bir metin vardır. İşte fazla çalışma ücretlerimi, tatil ücretlerimi vesaire aldım, hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır diye bir matbu yazı vardır. O yazıyı elle de yazdırın mutlaka. Çünkü işçi hani benim alacağım vardı, ben anlamadım, ben sadece bu rakamı kapsıyor diye düşünmüştüm. Önüme koydular, imzaladım diyor. Bunu yazdırmazsanız. Ama onu yazdırırsanız zaten kendi el yazısıyla başka hiçbir hak ve alacağım kalmadı, bitti. Bunu kendi el yazısıyla yazdığı için ben okumadım, imzaladım, önüme koydular diyemiyor. Çok. Yazılı kısmını böyle halledebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Yani ben yine de orayı uzun uzun yazdırmak taraftarıyım. Çünkü okudum anladım diyor. Ben orada okudum işte, benim zaten okumam yok kızım evladım diyebiliyorlar. Ben biraz yazıyı seviyorum yani. Söz uçar yazı kalır. Ne olur ne olmaz. Onun için. Merhabalar. Aha, onu ben de bilmiyordum. Tamam. Tamam, yazdırmadınız, okudum anladım yazdırdınız. O durumda da Muharrem Başkan'ın bir ekleme yaptı. 12 puntodan daha küçük olursa okuyamadım aslında deme ihtimali var. Okudum anladım yazdırmak isterseniz de en az 12 punto olmasına yazı karakterinin mutlaka dikkat etmemiz gerekiyormuş. Teşekkür ederiz başkanım. Merhabalar. Merhaba. Benim birkaç tane sorum var açıkçası. Buraya siz seminerdeyken ben onların hepsini not aldım. Şimdi yıllık izinlerle alakalı 3 yıldır çalışan bir personel var. Yıllık izinlerini kullanmadı. İşveren zorla kullandırabilir mi ona yıllık izinlerini? Ya da ne yapabilir? Yani kullanmıyor. 3 yıldır hiç izin gözükmüyor Bodrum'da. İşveren kullandırabilir. İşverenin inisiyatifindedir ya. Gitmiyorum yıllık izini kullanma şansı var mı? Yok. Sonuçta öyle bir hakkı var işverenin. Gönderebilir. Tabii yani. Gönderebilir. Tamam. Peki mesela bu EYT'de biz personellerle anlaşırken tekrar çalıştıracaksak belki de normalinden daha az tazminatla anlaştık ve bunu Bodrum'da bildirdik. Tamam, bununla ilgili arabuluculuktur, her şeyini yaptık diyelim. Bu bize yarın öbür gün herhangi bir şekilde hayır bana bunu zorla yaptılar, tekrar çalışacaktım, işe ihtiyacım vardı gibi bir şeyle karşılaşır mıyım, yoksa bununla ilgili bir önlem alabilecek herhangi bir durumla yapmalı mıyım? Yani şimdi EYT başvurusunu yapan o. Zorla diyemez. Yani zorlaysa EYT'ye başvurmazdı. EYT'den emekli olmadığı için işveren çıkışını yapamazdı. Hani soru da biraz şey var aslında. Yani ama daha az kıdem tazminatından. Yani anlaştık diyelim. Ama şey kıdemi işte zaten ödemezdi. Hani işçi kalkıp da beni çıkardılar, ben aslında çalışacaktım deme şansı yok. EYT'den çıkmak isteyen o. Hani sonrasında işveren çalıştırmak zorunda mı? Hayır. Değil. Sonrasında çalıştırmak zorunda değil. İşçi daha az kıdem aldı. O zaman şikayet edebilir zaten, mahkemeye gidebilir. Ve mahkeme de değil aslında, arabuluculukta da çözülebilir. Arabuluculukta çözülmezse de mahkemede çözülür. Anladım, doğru mu anladım soruyu ama? Doğru. Bir de hani sizin de başta dediğiniz gibi işçi çalışmaya, ya ilk başlarda anlaşılan şartlarda zorunluydum, evet hani mecburdum, işe ihtiyacım vardı gibi bir durumda evet bütün şartları kabul ediyor. Bu şartlardan bir tanesi de izinsiz full çalıştırma. Genelde servis şoförlerinde bu oluyor. Hani onunla anlaşılıyor. Maalesef diyor bizim ekstra bir şoförümüz yok. Sen bizimle full çalışacaksın diyor. Sadece yıllık izinlerinde bir hak tanınabilir diyor. Sonrasında servis şoförünün kendi şartları daha iyileşiyor. Ve diyor ki hayır ben artık çalışmak istemiyorum. Ama bunu bildirmek yerine kendi kafasına göre, kendi şartlarına göre benim hakkım var deyip böyle karşımıza çıkıp da hani sözleşmeyi pes etmek değil de şartları zorlamak gibi bir durumda işveren bunu nasıl önleyebilir? Nasıl yapıyor mesela? Şöyle söyleyeyim. Personelleri geç getiriyor. Neden? Bilerek yaptım diyor. Mobbing uyguluyor işverene. Gibi. Ama bunu yüzüne karşı söylüyor ve sonradan diyor ki işveren onu çıkardığında haksız bulunuyor. Hani işveren burada nasıl önlem alabilir kendi aslında işveren tamamıyla haklı anlaşmasında ama yazılı bir şey yok işte şartları kabul ettiği süreçte.
Ama şimdi sözleşmenin kuruluşunda hata var gibi geldi bana. Haksız mıyım Muharrem Başkanım? Yani çünkü kanunda der ki 6. günün devamında, yani bir gün mutlaka dinlendirilmesi lazım. Dinlendirmeden işçiyi sürekli olarak çalıştıramazsın. Şimdi sözleşmede biz şunu yapabiliyoruz. Eşit işlem ilkesi diye bir ilke var. Yani sözleşmede kendimiz özel şartlar belirleyebiliyoruz. Atıyorum ben şunu diyebilirim. Emekli olduktan sonra kimseyi çalıştırmayacağım. 60 yaşından yüksekleri çalıştırmayacağım. Herkese eşit işlem uyguluyorsam, bir kişiye bile istisna yapmıyorsam böyle bir şey, sözleşme yapabilirim. Ama sizin sözleşmenizde kanunun ağır bir şart mı peki acaba? Yani kanunsuz bir durum. Çünkü kanunda yani hafta tatili esastır. Dinlendirmek zorundasınız. İşte haftalık 45 saat diyor ama onların çalışması 45 saat olmuyor. Sadece personelleri alıp getiriyor, götürüyor. Ama gene de bir gün dinlendirmek zorundasınız. Orada benim bildiğim kadarıyla o maddeyi aşmış oluyor sözleşmenin türevi. Aynen, sözleşme geçersiz. Sözleşme geçersiz çünkü günde 4 saat değil, 7 kere 4, yani haftada neredeyse 28 saat falan çalışıyor. Hani çok 45 saati de bulmuyor. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine gibi düşünebiliriz. Çağrı üzerine de zaten şeydi, maksimum süre 30 saatte, 30 saati aşmıyorsa çağrı usulü gibi düşünülebilir. Aynen, sözleşmenin türünü değiştirmek, değiştirmek lazım. İçeriğini. Ama gene de şeyde aradayım şimdi, biraz nitelikli bir konu. Yargıtay içtihatları da varsa bu konuda bunu da bir araştırmak lazım. Çünkü bizim işimizde şey bilmek değil, en doğrusunu bilmek esas. Onun için cevap vermek için cevap vermeyi seven bir insan değilim. Ama orada yani bir gün dinlendirme esası var diyebiliyorum. Çünkü iş kazası olduğu zaman bu kişi bakıyorlar geriye dönük, hiç dinlenmemiş, sürekli çalışmış. E diyor, bu adamın dikkati nasıl yerinde olsun, adam hiç bir gün bile evinde yatıp dinlenmemiş ki. Yani onun için orada sözleşme direkt zaten mutlaka olarak bozuk olabilir. Peki, yani çağrı esası bile olsa orada dinlendirme esası olmadığı için sıkıntı çıkabilir. Mesela her yıl bu sözleşmeyi yenilemek gerekir mi o zaman? Ama şey kabul ediyor, şoför kabul ediyor. Tamam diyor, ben böyle çalışırım diyor. Devam ediyor. Her yıl ben bunu yenilemem gerekir ama mi? Ama mesela şöyle düşünün. İşçi kabul ediyor. Günde 12 saat çalışırım diyor. 6 gün çalışırım diyor. İşte yok. Sonra bu sözleşme geçersiz oluyor ki, kanun değil. Aynen, işveren kendi riski atıyor. Muharrem abimizden aslında en güzel yorumu alırız. Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Çok sevindim. Siz hukukun temel prensiplerini, yaşamın olağan akışına ve kanunun lazım metnine aykırı sözleşme yapmış dahi olsanız bu geçersiz. Şu anda böyle bir durum var. Aynen. Karşı tarafın rızasını aldım. Hangi şartlarda aldınız? Şey gibi işte, yani günde atıyorum işte 12 saat çalışmayı kabul ettim ama kanunen zaten 45 saat. Yani bir de iş kanunun şey temel yapamazsın. Dinamiklerinin çalışan lehine kurulduğunu göz önüne aldığımızda orada o sözleşme kurtarmaz. Ki sözleşme hükmen baştan kurulmamış sayılır. Evet. Yani yargıda iştihatlarına gerek kalmadı. Muharrem Başkanım zaten direkt netleştirdi. Tabii ki tabii ki. Yani kanunu iyileştirebilirsiniz işçi lehine ama ağırlaştırmanız mümkün değil. Öyle bir durum var. Benim bir sorum olacak. Tabii. Bu eksik saatlerle ilgili hiçbir konuya değinmediniz. İşçinin hafta içinde bir saat, iki saat, üç saat eksik çalışmalarında nasıl SSK ve bildirimlerinde ve kesilen eksik paralarının durumları ne durumda? Güzel soru. Şimdi matbuda zaten kesemezsiniz. Nispiye baktığınız zaman puantaj usulünden bahsetmiş miydim ben konuşurken? Puantaj kayıtlarından. Bölüyorlar, puantaj yazıyorlar. Bunu yapamazlar. Ya, benim bankada işim var. Telafi çalışması vardı ama eklemedik. Telafi çalışmasıyla denkleyebilirler. Muharrem abinin dediği doğru aslında. Hani 4 ay içerisinde işte o bir saati... Evet. Aynen. O gözümden kaçtı. Bir de ya biraz sıkılmasınlar diye. Şimdi hani genel kitleyi bilmiyorum, çok bunaltmayalım diye geçelim diye hızlı hızlı giderken. Bir de hafta sonundaki çalışmalarla ilgili. Mesela bir saatte çalışsanız bir günlük ücret ödenecek. Evet.
Bu da çok biraz ağır gibi geliyor ama bunun başka bir şeyi yok değil mi? Ama adam tatilini bırakıyor. Sizin evet. için oraya geliyor. Onun için bir saat de olsa ödemek zorundasınız. Yani zaman, tam gün deniyor. Hafta sonunda biz o zaman 7,5 saatten aşağı yazmamamız lazım ki ücret tamdan gelsin. Hafta sonu ücretlerine 7,5 saat yatmamız lazım ki ücretini tam ödememiz lazım. Yani bir de haksızlık da oluyor. Özellikle sağlık sektöründe çok yaşanıyor mesela. İşte sağlık sektöründe bir personel getiriliyor. Bir saat öteki personel bütün gün duruyor. İkisi de aynı parayı alıyor. Sonra tartışmalar yaşanıyor. Geçen hatta bununla ilgili bir soru geldi. Dediler Özlem iki işçi kavga ediyor. Dedim neden? Diyor birisi tatil gününde geldim ben bir saat durdum. Aynı parayı aldım. Öteki işte diyormuş ben bir saat değil işte tüm gün durdum. Senin aynı parayı aldım. Reva mı bu? Haklı ama sonuçta bu nispi sözleşmede 28-31 günden de bahsetmiştik. Maalesef işte haksızlıklar eşitlik ve adalete aykırılık teşkil eden demek de istemiyorum ama maalesef öyle durumlar yaşanıyor iş kanununda. İnşallah bunlar da zaman içerisinde çözülür. İlave kanunlar çıkar diye ümit ediyoruz. Ama şu an kanun dışına çıkma şansımız yok maalesef. Muhtemelen çıkar. Ama işte biraz zaman alır herhalde. Yani saatlik sözleşme olsa zaten sorun çözülüyor. Zaman işçi iş arama izni toplu olarak kullanabilir mi? Bu birinci sorun. Hani günde iki saat var onu toplu olarak kullanabilir mi? Bir de bu yıllı izinlerde hafta sonu tatili, resmi tatiller sayılır mı? Yani sayılmaz. Direkt onu söyleyeyim. Evet. Bir de vakti ne zaman? Yani bu kenara söyleyebilir mi? Yoksa bir özel bir şey olabilir mi? Onu söylemiştik olabilir? Aslında ama 10+1 ya da 10+2 gibi şöyle vakit olarak diyor. Mesela baharın başlamasıyla beraber yıllık izin talepleri geliyor. Böyle bir ay önceden işverene talepte bulunur işçi. İşverenin inisiyatifindedir. Yani kabul edebilir ya da etmeyebilir. Çünkü iş akışını bozacak bir unsur sonuçta. İşçi gidiyor. İşveren şimdi düşünsenize aynı anda muhasebedeki herkes yıllık izin talep ediyor. Mümkün mü? İşveren hepsini onaylayamaz. Yani karar onun vereceğin için karar yani. Verici işveren. Ama talebi de işçi en az bir ay önceden bildirmek zorunda. Zaten bir ay önceden bildirildiğinde herkes bildirdiği için ortalık belli oluyor. Evet. Kendi aralarında da değiş tokuş yapıp çözüm yolu bulabiliyorlar. İş arama izni için toplu olarak iş arama izni için toplu olarak kullananlar var. Özellikle mesela diyelim işte 2 hafta tutuyor diyelim 14 gün. O 14 gün içerisinde ortalama 4 gün gibi tutuyor o 2 saatleri topladığınız zaman. O 4 gün eksik kullanmış oluyor. Diyor ki ben iş arama iznimi kullanmadım. Onu ihbar süresinden düşmek istiyorum diyor. O şekilde kullananlar oluyor. Bunun kanunda bir şeyi yok. Rica ederim. Bütün soruları ben cevap verdim Ergün Bey ama. Aslında bir soru daha var ama bunun cevabı da yok. Onun için hiç karıştırmayayım kafanızı. Merhabalar. Merhaba. Kısmi zamanlı çalışmalarda hafta sonu ücreti ödenir mi? Ödenmez. Yani şöyle söyleyeyim. Kişiyle kısmi anlaştınız. Haftada sadece 3 gün geliyor. Haftalık 45 saati doldurmuş olmadığı için doğal olarak pazara da hak kazanmaz. Ama şöyle yani her gün 2 saat anlaştık. 6 gün gelince 7. günün verilmesiyle ilgili yargı kararları var. Yani 7. gün gelmese dahi o 2 saatlik ücreti ödeyin. Bayağı nitelikli bir soru. Evet. Yani orada yargı kararlarına görmedim. Dolayısıyla o yargı kararlarına da bir bakmak mesela gerekiyor. Mesela 5 günse 7. günü ver yani zaten 6 günü doldurmadığı için problem yok ama 6 günü doldurunca verilir gibi ama burada iki farklı şey yargı kararı var. Yani aslında, tam rapor... kesinlikle yok. İnlenme olarak yorumluyorum. Yok raporlu gibi. Yani mesela raporluyken de kişi hiç çalışmıyor ama 6 gün raporluysa 7. gün pazarsa onu siz ödüyorsunuz. Bu da onun gibi aslında. Hani hiç çalışmama değil 2 saat bile çalışsa sonuçta 6 günde iş günü sayıldığı için 2 saatten de olsa 7. günü hak eder. Vallahi iştahatlara bakmak lazım. Ben çünkü onunla ilgili bir iştahat görmedim. İki soruda birbirinden zıt yani tam netlik yok dedim şey var mı? Yani bir tanesi verilir dedi bir tanesi verilmiyor diyor. Yani böyle bir... Ama üçüncü bir mahkemede hakim işte hangisine bakacak? Evet. Dördüncü bir mahkemede tekrar üçünün ortalamasında hakim hangisine bakacak? Evet. Aynen birleştirme kararı olursa
O zaman %100 cevap bulmuş oluruz. Ama onda işte birleştirme kararını verecek hakim hangisini oyacak? Mantıken 45 saati doldurmadığı için hak etmez. Ama öteki taraftan baktığınız zaman her gün bir saat bile olsa, evinden çıkmış, zaman harcamış, evinde bir gün bile dinlenmemiş, servis şoförünün sorusundaki gibi. Öyle baktığınızda da bir gün adam en azından evinde dinlensin hakkı hak edebilir. İki taraftan da haklı. Yani iki hakim de haklı. Birleştirme kararı çıkarsa ileride inşallah onu yine tekrar beraber paylaşalım. Bizim komisyonumuza da iletin rica ederiz. Buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Benim iki tane sorum olacak. Birisi yıllık izin, biri de tazminatla ilgili. Şimdi yıllık izin, örneğin ben 7 yıldır çalıştım. İşten ayrıldım. Bir ay sonra tekrar işe başladım. Yıllık izin kıdem tazminatım ilk girişten itibaren başlar yoksa ikinci tarihten itibaren başlar? Bununla ilgili 170'te falan görüştüm. Ya orada bir kararsızlık var. İlk girdiğin tarihten itibaren başlar dedi %70. Sonra böyle mali müşavir arkadaşlarla falan görüşüyoruz. Yok diyor, ikinci tarihten itibaren başlar diyorlar. Bunun net olarak doğrusu nedir? Aslında ilkten başlaması lazım. Çünkü baktığınız zaman şey, orada işe girdi çıktı, önceki hakkı kesmez. Aynen. Aslında şeye bakılıyor orada birazcık. Yani arada geçen süreye ve araya başka bir iş yerinin girip girmemesine. Evet. Ama mesela araya hiç iş yeri girmedi. Tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başladı. Orada muvazzalı bir durum var gibi değerlendirilip ilkten devam etmesi gerekiyor hakların. Evet, zaten belli de oluyor. Doğru. Doğru. Yani. Şimdi 14 gün bir yere başladı diyelim. İşte orada araya... Aynen. Buyurun. Tam anlayamadım ama ses gelmiyor. Araya başka bir iş yerinin daha girmesi gerekiyor. Yani mesela diyelim burada çalıştı 7 sene, işten çıktı. X bir iş yerinde işe girişi yapılacak. Bir ay, iki ay orada sigortalı gözüktükten sonra bir daha tekrar eski iş yerine dönerse o zaman sıfırdan bir sözleşme kurulmuş oluyor. Ama buradan çıktı, araya hiç iş yeri girmedi. Tekrar aynı yerde işe başladı. O zaman danışıklı dövüş gibi algılanıyor. Muvazalı bir durum gibi algılanıyor. Belli bir sebepten. Ücreti işte Muharrem Başkanımızın da dediği gibi yüksek göstermek için, sonrasında ücreti düşürebilmek için sözleşme feshedilip yeni sözleşme kurulmuş olabilir. Tazminata ihtiyacı vardır, kredi çekecektir. Onun için sözleşme feshedilip yeni sözleşme düzenlenmiş olabilir. Gibi gibi. Yani bu seçenekler de çoğaltılabilir hatta. Araya işveren girmediği zaman birazcık daha bu gözde muvazalı bir durum gibi algılanıyor. Onun için ilk baştan başlar. İlk girişten. İkinci sorumda anlaşmalı çıkış oldu. Tazminatı aldık işverenden. Sonra tekrar işe başladık. İki yıl sonra gene ihtiyacım oldu. Ya da ihtiyacım olmadı, pardon. İşveren beni kovdu, çıkardı diyelim. Buradaki tazminat hesaplaması ilk tarihten mi dikkate alacağız? Ama işveren sizi kovduğu için hiç tazminat alamazsınız. Haklı sebeple kovduysa. Haksız sebeple kovduysa ilk tarihten hesaplarsınız. Ödediğinizi mahsup edersiniz. Kalanı ödersiniz. Yani sadece brüt rakam değişeceği için evet, durum öyle olur. Aynen. Yani süre olarak şey değil, süre olarak ilk girişten ödediğinizi mahsup etmek kaydıyla bugünün brütü üzerinden yeni bir hesaplama yapılır. Yani 10 yıl üzerinden değerlendirecek. Evet evet, aynı şey EYT'de de mesela. Yani şu an EYT'den çıkanlarla tekrar aynı iş yerine girdiklerinde tekrar ikinci EYT haricindeki çıkışlarında bir önceki girişlerinden hesaplanacak. EYT için emekli olduklarında ödenen kıdem tazminatı mahsup edilecek. Toplam hesaplanan kıdemden kalanı ödenecek. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İkinci evlilikte nasıl bir kıdem tazminatı koyuyor? Diyelim mesela yanımdayken mesela evlilikti. Son 6 ay içerisinde boşandı, bir de evlendi. Şimdi tazminat göreceğim zaman ki boşanma tarihinden itibaren mi? Yanımda yanında çalışma boşanma tarihinden itibaren mi? Yani şöyle
Yani üstüne de eleman yanımda çalışıyor ama bu 6 ay önce boşandı. Tekrardan bir evlilik yaptı, ikinci bir evlilik yaptı. Bu durumda tazminat vermem gerekiyor mu? Verirsem hangi tarihten itibaren olması gerekiyor? Yani iş sözleşmesi olduğu tarihten itibaren mi yoksa yeni bir evlilik yapıldığı tarihten itibaren mi? Yeni iş sözleşmesinin yapıldığı tarihten. Ama şimdi ilk evlendi, işten ayrıldı, bir tazminat ödediniz. Evet. Yok, tamam. Tazminat ödemedik. Şey yani yanımızdayken zaten ikinci bir evlilik yaptı. Hiç başka? Çıkış olmadı arada. Çıkış olmadı. Evet. O zaman zaten sözleşme bozulmadığı için ilk giriş tarihinden itibaren hesaplarsınız. Ama evlilik da tarihleri fark etmez. Bu evlilik tarihi sadece şurada fark ediyor. Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten çıkarsa kıdem tazminatına kazanıyor. Evet. Sadece orada süre var. Ama mesela diyelim bu Mart ayında evlendi. Seneye Nisan ayında sizden çıkış verdi. O zaman evlilik için zaten tazminat alamaz. Yani o sadece orada süre var. Yani o zaman her evlilik başta bir tazminat alabilir yani. Her ev. Yani öyle olur yani. Bir sene doldu. Bir senesi tabii dolarsa yani o şartları. Ya bir senesi dolduktan sonra veya diyelim. Evet. Gerçekten sadece tazminat için evlenen insan duydum ben bu arada. Yani boşuna öyle. Geldi ya. Bizim başımıza da geldi. Bu yüzden dolayı zaten öyle bir problem oldu da. Yani şöyle bir şey. Mesela diyelim siz kişi işe aldınız. Daha 6 aylık çalışan. O 6 aylık sürede evlendi. Sonra 9 ay sonra istifa etti. Veya 11 ay sonra istifa etti. Daha yılda olmadan. Tam 11 ay oldu evleneli. İstifa etti. 6 ayda çalışması vardı. 17 ay oldu çalışması. Orada mesela diyelim 17 aylık tazminat alacak. Yani ilk girişinden sayacaksınız. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Başka sorusu olan var. Tamam. Merhabalar. Merhaba, şimdi bizim tır şoförümüz var. Yurt dışına çıkıyor. Şimdi mükellef şöyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki ben Türkiye'de geçirdiği süreleri bana sigortalı gösterin. Buradaki kimse yurt dışına çıktıktan sonra şoförünü sigortalı göstermiyor. Peki bunun bir çözüm yolu var mıdır? Ben bunu anlatamıyorum mükellefe. Ama yurt dışında da sonuçta sizin personeliniz, çünkü sizin personeliniz olma hükmü yok olmuyor ki. Hatta bir tır şoförümüz dönüştü mesela alkol almıştı, iş kazası geçirmişti. Hani bunun avantajını da yaşadığı halde diyor ki buradaki herkes bu şekilde yürütüyor işleri. İşte 5 gün, 10 gün gösteriyorlar. Yurt dışında çünkü 20 gün kalıyor diyor. O sürede diyor sigorta yapmak zorunda değil, kimse yapmıyor diyor burada. Ama iş için gitmek zorunda da değil, çıkıyor o zaman. Madem şahsi gitti, sigortası yok. Yok yani o yanlış bir uygulama. Aynen öyle. Gibi. O birazcık işin çakallığını yapmış. Yani kalkıp da orada yatıyor, gözümün önünde değil, niye ödeyeyim demiş ama sonuçta sizin işiniz için orada gidiyor, bulunuyor. Evet. Maalesef. İşte herkes geçiyor, siz geçerken tır da geçiyor aynı anda, sonra kazalar olabiliyor. Onun için. Doğru. Mantıklı. Tır orada kaldı diye işçi içinde olmadığı için iş yerinde değil. O da bir bakış açısı aslında. Asgari ücret günlük değil. Günlüktür. Ama mesela hep aynı ürün gösterilmesi asgari ücretlerde hep 10.008 olması mesela. Ama işte orada maktu nispi yok, şimdi maktu nispi de işte 31 çekiyor ay. O mesela bir gün fazla çalışıyor. Hep aynı bir rütü alıyor asgari ücretliler. Mesela bildirirken sigortada sıkıntı yok. Gün 30. Ama 31 alması gerekiyor. Ama gene şey yapıyoruz ya, 333.60 ile çarpıyoruz. Altında kalmış oluyor aslında bakıldığında. Şimdi hep 10.008 olmaz asgari ücretliler. Bir gün fazla olması gerekir ya 31 çeken aylarda. Günlük olduğu için yani asgari ücret aslında. Öyle yazar şeyde. Günlüktür der asgari ücret. Hani doğru doğru. Her şey zaman günlük istemiştim. Açıklanır. Zaten hiçbir zaman aylık açıklanmadı asgari 31 ücret. 31 olan ayda mesela 10.008 alamaz zaten. Her neydi? Hep onu 10.008 yapmak aylık. Ama şey şu tabloyu göstermiştik ya. İşte o açıdan dedim aslında. Asgari ücretliler için de bu geçerli ama hep aylık yapanlar var ki oradan kesiyor bütün primlerini. Hep 30... Ama işte o maktuda.
Eğer maktuğu bir iş sözleşmesi kurulduysa, aylıklı kurulduysa hep 10.008. 30 günde olsa, 30 günde olsa, 28 de olsa altında kalması yasak. İşte çünkü maktuğu da kesinti yapamazsınız. Anlatamadım ben sorumu. Yok, anlamadım, özür dilerim. 31 çektiği gün 10.008'in üzerinde olması gerekiyor ya zaten. Maktuğu da işte onu yapamazsınız. Maktuğu da der ki, hatta işverenlerin maktuğu seçme sebebi odur. Çünkü nispi seçtiği zaman yılda 5 gün fazladan ödeme çıkar 31 gün farkından. Toplam 7 tane 31 olan ay vardır. Şubat'ta 2 gün kesebileceği için 2 de kesti 5 gün. 5 gün fazla ödeme olur nispi de. Yıl bazında bakarsak. İşveren de der ki ben fazla ödeme yapmak istemiyorum, matbuyu seçeceğim onun için der. Dolayısıyla matbuda da ay kesri kaç olursa olsun 30'a bağlanır. Yani 30'un üzerinde aylık sözleşme kurulduğu için her halükarda gün sayısına bağlı kalmaksızın tam ay alır. Onu anladım. İşte rapor falan kesilmez. Asgari ücretli çalışıyor. Hiç maktu maaş almıyor aslında. Fazlasını almayacak yani. İşte 31 çektiği gün fazla çalışıyor ya. 10.008 yine almış oluyor. Azalmış olmuyor mu? Asgari olan biri için konuşuyorum. Azalmış olmuyor. Peki bununla alakalı maktu ücretle anlaşıldıysa daha azalmıyor. Daha önce yaptığı denetimler var. Bir gün için tahakkuk ettirdi mesela insanlara. Onunla denetim geçirip. Ama sözleşmeye siz günlük ibaresini yazdıysanız haklı. Asgari ücretli günlük. Tamam, o zaman nispi sözleşme olmuş oluyor. Aylık seçilmiş. Aylık seçilmiş, asgari ücret alıyor. Bu yüzden incelemeye alınmış ve bir gün tahakkuk ettirilmiş. Peki sözleşmede şey diye mi kurulmuş sözleşme? Asgari ücret. Aylık asgari ücret. O şekilde yazıyor. Ama o zaman SGK'nın onu yapamaması lazım. Yürütüş olarak altında kalıyor ama. Şimdi 10.008, 30 günlük. Temmuz ayında bir gün fazla çalıştı o kişi. Az brüt bildirilmiş oluyor. Sözleşmeden bağımsız gün bazında. Anladım ama. Asgari ücretli günlük ya. Onu aylık yapmışlar. Hep 10.008 ama 10.008'in altında kalması, üstünde kalması gerekiyor 30 Temmuz ayında. Evet. Kanunda öyle yazdığı evet. için. Evet bak. Orada öyle yapıyor ama orada ufacık rakama dava etmek istemiyor. Yaptığı evet evet haklısın. Ben onu demek istiyorum. Asgari ücret günlük olduğu için. Yardıya düşer. Bazen onu bilerek de yapıyor. Evet. Evet evet bacım, gidemeyecekler, gitmezler diye. Ama gidildiğinde sigorta bunu bir günlük tahakkuk ettirmiş. Yani denetimlerde o bir günlük. Ama işte davaya giderse tekrardan şey geri alınır. Ama onu tahakkuk ettirip cezasını da kestirmiş. O yüzden sormak istedim. Asgari ücretleri özel bir sorum aslında. Diğer maktular için sormuyorum. Yani aslında Muharrem Başkan'ın dediği doğru. Bazen SGK hatta nasıl diyeyim? Bir şey başına gelmeden SGK müdahale etmiyor. Hatta geçmişte ben bir durum yaşamıştım. Göndermiştim Hüseyin Başkan diye de düşünüyorum. Evet, evet. Bilerek yapıyor. Yapıyor. Şu kadar şey var. Kesin yapıyor. O kadar insanın yargıya gitmeyeceği o parayla ilgili. Bunu biz vergi uygulamalarında da görüyoruz. Evet. Ama o işin doğru olduğu anlamına yok. Onu yaparken de o insanlar onun yanlış olduğunu biliyorlar da. Para lazım. Yani geçmişte şöyle bir şey başıma gelmişti. Hatta Hüseyin Başkan'la çok konuşmuştuk. Şu an için geçerli değil söyleyeceğim. Çünkü artık sistem uyarı veriyor ama 10 günden daha fazla geriye dönük çıkış yapamıyoruz. Bizim muvazalı bir durumumuz olmuştu. Yapmamız gerekmişti. Ben de bir kanun maddesi bulmuştum. Böyle bir şey yaptığımızda işte asgari ücretin 1/10'unu ödüyorduk. Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum maddesini ama çok cüzi bir rakama geliyor. Kendi kendimiz yaptığımız zaman. Kendi kendimi ihbar ettiğim zaman. Onunla ilgili ilk alan benimdir Bursa'da bu arada. Belki bütün Türkiye'de demişti o zaman Hüseyin Başkan ilk alan sensin bunu diye. Çünkü gitmediğim masa kalmadı. Elden dilekçemi almadılar. Kanun maddesini de koydum. Dedim almıyorlar. Dediler hiç uygulanmamıştır. Bilinmediği için alınmıyordur. İadeli taahhütlü mektupla gönderdim. Hemen cevabı geldi ve o indirimi aldım. Hani bazen bu durumlarla oluyor. Sigorta bir şey yapıyor ama siz ona itiraz ettiğinizde, başvuru yaptığınızda, onun maddesini koyduğunuzda geride çekiyor. O zaman sorumu toplayayım. Bu da aynı aslında. Asgari ücretli günlük o zaman maktu olmaması gerekmiyor mu? Şimdi günlük ya kanunda da. Şimdi maktu olunca işçinin de hakkı arada gitmiş olmuyor mu? Canım günlük. Ama sonuçta sözleşmenin kurulması. Yani ben 10 aylık çalıştırıyorum. Öyle bakarsanız işte bir ayda 5 tane pazar var, bir ayda 4 pazar var. O zaman orada onun hesabına da girmek lazım. Tam öyle. Hani bir ayda devrediyor, öteki ayda devretmiyor. Şu an maktu sözleşmede asgari ücretle düzenlenebilir diye geçiyor. Yok, ben dediğini gayet iyi anladım. Evet, ben hani açıklanan kavram günlük açıklanıyor. Evet, ve evet. Bu ezelden beri böyle asgari ücret günlük diye açıklanır. Evet. Aylık diye hiçbir zaman açıklanmadı ve açıklanmayacak. Evet. Doğru. Ama sözleşme türevlerinde
hani maktu ve nispi diye ayırdığı için ve bunu da kabul gördüğü için kanunen ve içtihatlarla olduğu için hani 31 gün ödemek gerek yok ama %100 olsun, kafam rahat etsin, hiçbir şekilde bana bir şey çıkmasın diyorsanız işçi lehine olduğu için ödeyin. Günlük ve asgari ücret. O zaman 31 çekenlerde bir gün fazla veriyoruz. Yani maktuken siz kalkıp 31 gün ödediniz diye kimse size dokunmaz. Evet. Ama orada da işte siz aylık anlamında bir sözleşme kurup sonrasında o sözleşmeyi aslında bozmuş oluyorsunuz gibi değil mi Muharrem Bey? Yok, sözleşmeyi günlük rakamını yazıyoruz. Günlük yazarsanız nispiye döner işte. Orada da gelmediği günü kesemezsin. O sıkıntı var. Yani ya gelmediği günü kesmeyeceksin, fazla çalıştığını ödemeyeceksin, aylık ödeyeceksin. Ya da günlük yazarsan fazla çalıştığı her bir saati ödemek zorundasın. Gelmediği günü kesmek zorundasın. Onları yapıyoruz zaten. O zaman zaten nispiye dönüyor. Hiç kimse gelmiyor. Hiçbir eksik ya da fazla yok. 31 çekenlerde de bir gün fazla veriyoruz. Asgari ücretli olduğu için. 28'de ne veriyorsun eksik? Eksik, evet. Eksik. O zaman nispiye dönüyor sizin zaten. Yani tamam, yani gün hesabına göre ama asgari ücretler. Diğerlerinde aylıklarda evet dediğiniz gibi. Tamam, siz zaten nispi yaptığınız için dediğiniz doğru. Aslında bu tabloya çıkıyoruz gene. Tamam, doğru ama ben dediğim gibi aylık olunca bir gün altında kalıyor diye onu söylemek istemiştim. Asgari ama aylık olunca işte siz zaten SGK'da gün 30. Tamam. Yani zaten oradan anlaşmış oluyoruz. Tamam. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederiz seminer için. Faydalı oldu. Şöyle bir şey. Şimdi sözleşmeyi maktu ücretli yaptık başlangıçta. Yani işe girişte. Bunu kişiye özel yaptığımız sözleşme olduğu için şöyle bir şey. Adam 3 ay sonra, 4 ay sonra rapor aldı. İşveren kesmek istedi. Bu süreklilik arz etmeye başladı. Sözleşmenin türünü değiştirdiğimizde nevi olarak, yani nispi olarak yaptığımızda sözleşmeyi bir sıkıntı yaşar mıyız? Yok, sözleşmenin yani şimdi, türünü sonuçta işe devam ederken de değiştirme şansınız var. Şimdi şöyle, yani başladı, birinci ay bir şey yok, ikinci ay bir şey yok, üçüncü aydan sonra başladı, kişi ya rapor alıyor, ya ücretsizliğine çıkıyor, ya devamsızlık yapıyor. Şimdi maktu da kesemeyecek mükellef bunu. Kesemediği için de bir ay 30 günden düşmesi lazım, 31 günden düşmesi lazım. Süreklilik arz etmeye başlayınca sözleşmeyi yenilemeye gitmemiz daha mı doğru olur? Yani öyle, yani sözleşmeyi şey yapabilir. Belirsiz ya süreli şey, pardon, maktui sözleşmesini fesheder, nispi sözleşmesini çevirebilir. Orada zaten SGK'ya bir bildirim yükümlülüğü de yok. İncelemede belgeyle durumu izah etme yükümlülüğü kesik var. Kesik kesik olduğunda mesela bir ay o olayı yaşadık, rapor aldı. O ay kestik, yani günler çevirdik ücretini. Aldığı ücret diyelim asgari ücret, günler çevirdik. Maktu ücreti günler çevirdik o ay için. İkinci ay herhangi bir şey yok. Maktu ödediniz, 31 çekiyordu, işinize geldi 30'a dediniz. O şekilde yaptınız. Yok, öyle çorba yapamazsınız. Çünkü orada şöyle söyleyeyim, biz SGK'ya bir bildirimde bulunmuyoruz zaten. Yani biz maktu ücretliyiz, nispi ücretliyiz diye bir bildirimde bulunmuyoruz. SGK incelemeye gelirse biz ispat yükümlülüğündeyiz. O bordroyu neye dayanarak yaptık? İşte neye dayanarak sigortaya prim ödedik? Siz şimdi kalkıp ben iki sözleşmeyi de kurdum. Hangisi işime gelirse onu da baz alarak bildirimi yaptım deme gibi bir şansımız yok. Bu biraz ona dönüyor. Sorumun cevabını aldım. Ben şunu yaptım. Mart ayında Ocak ayında maktul sözleşme imzalattık. Bir firmamda, sanayi sektöründe. Süreklilik arz etmeye başladı. 2 aydır süreklilik arz edince sözleşme yenilemeye götürdüm işi. Dedim ki bu kişi de bu süreklilik arz edecek muhtemelen. O az önceki sorduğumu yapmaya istedim mükellef. Hani dedi bunu bu şekilde yapsak olur mu? Tamam dedim, istersen 4-5 tane sözleşme yapalım. Hangisi işimize gelirse kuruma da onu götürürüz dedim, sunarız. Ondan sonra sen bilirsin dedi. O şekilde yaptık yani. Yok, sözleşme yenilemeye gittim. Sözleşme yenileyebilirsiniz ama işte hani mesela diyelim maktudan nispiye çevirdiniz oradan, ama bu işime geldi deyip geriye dönüp onu kullanamazsınız orada. Biz
Çıkamayacaksın. Çıkamayacağım. Bak, senin kendi anlattıklarının içinde eğer kusura bakmayın. Hı-hı. Eğer sorular buraya dönecekse verimsizleşecek bu şey. Şimdi gittiğiniz sözleşmeyi değiştirebilirsin. Eşit işlem yasalına aykırı hareket etmiş olmuyor musunuz? Diğer işçiler de maktuğu alabiliyorsunuz. Hayır ama diğer işçilerde de maktu ücret, nispi ücret alan varsa eşit işlem borcu da var tabii. Ya yani şöyle söyleyelim aslında Muharrem Başkan iyi uyardı. Eşit işlem ilkesi bir de eşit işlem borcu. İki tane maddeye dayanı da kurulur. Onda şöyle bir şey. Benim mesela işte açıldıkça açılıyor. 10 kişi çalışıyor. 3 kişi maktuda başladık. Diğerlerinin şeyde nispi sözleşmede. Sıkıntımız yok o konuda. Yani şimdi yeni gelenleri öyle yaptınız, eskileri öyle yaptınız gibi bir durum varsa belli bir kesir olduğu için arada nokta olduğu için kesildiği nokta problem yok. Ama siz şöyle söyleyeyim şimdi eşit işlem borcu şundan ibarettir. Ben sürekli nispi yapıyordum. Sonra vazgeçtim maktuya döndüm. Yok. Şimdi bu durumda belli bir tarihten sonra hep bu yaptıysam sıkıntı yok. Ama sonra onların içinde de kimisinin nispi, kimisinin matbu yaptıysam eşit işlem borcuna aykırı oluyor Muharrem Başkan'ın dediği yok, gibi. O aykırı ama söz hani konusu değil. İçinde değişmeyecek. Yani bir karar aldım, oradan sonrası ileriye yürüyecek. Şöyle söyleyeyim, aslında sözleşme maddesi, biz şimdi sabit sözleşmeleri gördük ama sözleşme çok sabit bir şey değildir. Birincisi anayasal haklara tabii ki müdahale etmeyen bir sözleşme olacak. İkincisi eşit işlem ilkesini aşmayacak. Yani aynı pozisyonda, aynı kıdem süresine sabit sahip kişilerde aynı tür sözleşme kurulması gerekli gibi eşit işleme bakacaksınız. Evet. Ve sözleşmenin genel hattında bütün işçilere de aynı eşit işlem borcu uygulanıyor mu sözleşme maddelerinde? Yani ben emekli bir kişiye bir daha işte çalıştırmayacağım diye bir sözleşme maddesi koydum. Bunu bütün çalışanlara imzalattırdım. Bir kişi emekli olduktan sonra ya ben bunu çok seviyordum bu çalışsın dediğiniz anda bu kanun bitiyor. Ya da ben dedim ki 60 yaşını geçen hiç kimse bu iş yerinde çalışamaz. Hani bu maddede belli ve 60 yaşını dolduran kişi tazminatsız ihbar tazminatı almadan, çünkü zaten sözleşme kurulurken ihbar etmiş oluyorum, işten ayrılır dedim. Bu sefer 61 yaşında bir tane çalışanım varsa bütün çalışanlar için sözleşme bozuluyor. Çünkü siz eşit işlem borcunu yerine getirmemiş oluyorsunuz. Şimdi buradaki durum da o. Siz sürekli mesela nispi sözleşme yaptınız. Orada bütün personele aynı uygulamayı, aynı departmana aynı uygulamayı yaptığınız için problem yok. İki ilkeyi de aşmadınız. Bir yerden sonra vazgeçtiniz. Dediniz ki ben bu uygulamayı buna çevirmek istiyorum. Çevirdiniz. Matbu'ya döndürdünüz. Herkese bu sefer matbu yapmaya başladınız. O arada işte hani çevirdikten sonra bir kişiye bile arada nispi yapsanız oradaki eşitlik ilkesini bozuyor. Tamam. Yani çevirebilirsiniz ama böyle sabit bir kesir olması lazım. Öncesi sonrası ve hani burada da kişiler bazında bir ayrım olmaması lazım. Bir de muvafakatnameyi ben senelik yeniliyorum. Her yıl yeniliyorum. Aynen. Onu zaten söylemiştik. Her yıl yenilenmesi lazım. Yani, fazla çalışma muvafakatnamesi. Özlük dosyasında sabit olanı kullanmaktansa her yıl firmalara yenilemek için gönderiyorum. Kesinlikle. Her yıl yenilenmesi zorunlu. Çok rica ederiz. Başka sorusu olan yoksa salonda boşalmaya başladı. Zaten artık herhalde sıkılmaya başlayanlar ne oldu? Toparlayalım yavaş yavaş. Değerli arkadaşlar, sunumlarından dolayı meslektaşlarımız İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı Sayın Özlem Pala ve Komisyon Sekreteri Sayın Ergün Demirci'ye çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de. Evet, seminerimizin sonunda bir plaket kendilerine takdim edeceğiz. Sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alacağız sizinle beraber. Başkan Yardımcım Seçil Bayram'ı kürsüye davet ediyorum. Var mı plaketimiz? Yok. Plaketimiz yok. Bir fotoğraf, toplu bir fotoğraf olmak için arkadaşlarımı davet ediyorum. Buyurun.